İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bizim aslında yayınımız akşam 8 ile 10 arası olması gerekiyordu ama Samsun sanatla daha güzel sanatsal etkinlikler olduğu zaman biz onlara da öncelik vermeyi ihmal etmiyoruz. İzlediğiniz televizyonumuzda çok güzel bir Türk sanat müziği korosu konseri vardı. Onun için sanata öncelik tanıdık bu akşam ve yayınımızı 2 saat biz geriden başlatıyoruz. Biz bu akşam mahalleleri konuşturacağız. Zaten bizim yayın akışımız şöyle. Ben sevgili izleyicilerimizi hemen bilgilendireyim. Biz bir hafta ilçeleri konuşturuyoruz, Samsun'un ilçelerini. Bir diğer hafta da Samsun'daki burası çünkü 575 bin nüfusu Karadeniz'in metropolü de desek olur. En büyük, en potansiyel kenti. Böyle olunca merkezde de çok büyük bir kentleşme, potansiyel bir yerleşim var. Sadece Samsun'un 17 ilçesini değil, merkezdeki mahallelerin sorunlarını, onların beklentilerini, taleplerini, eleştirilerini de gündeme getirelim dedik. Ve bir hafta Samsun'un 17 ilçelerini sırayla, bir diğer haftada muhtarları, mahalleden insanların mahalleleri, hayattan kareleri onları getireceğiz. Evet, şimdi stüdyomuzda Canik yeni mahallenin sakinleri var. Ayrıca Merkez Mahalle Muhtarı Dernek Başkanı Sayın Mustafa Öztürk var. Yine Canik yeni mahalle muhtarı İdris Yıldız var ve Samsun Hurdacılar Odası Başkanı Nazmi Kaçak var ve diğer konuklarımız var. Biz isterseniz kısaca bir de sizden tanıyalım. Sayın Başkan buyurun. Teşekkür ederim Şakir Bey. Ben önce Aks TV ailesine, biz muhtarlarla beraber program yapmaya başlamasından dolayı hem sıkıntılarımızı hem dertleri paylaşması konusunda Evet. sonsuz teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok büyük bir hizmet. Çünkü yaklaşık 20 yıla yakın bir muhtarlık dönemimiz var. 2 yılda dernek başkanlığı. Biz bu medyaya yeni yeni ulaşıyoruz. Bizim eksikliğimiz diyelim, medyanın eksikliği diyelim. Evet. Bunu bir şekilde açtık şimdi. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Bu akşamki programımızda tabii biz her ne kadar Samsun Merkez Mahalle Muhtarlığı Dernek Başkanıysam da Samsun'da sıkıntıları olan, sorunları olan tüm mahalleleri inşallah Şakir Bey'le beraber biz bu ekrana taşıyacağız. Evet. Şimdi Samsun'da hakikaten geçen program yaptık. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla çok güzel bir program yaptık. Dedik ki sıkıntılı en baştaki mahallemiz yeni mahalle. Kentsel dönüşümle ilgili problemleri var. Evet. Cezaevinin kaldırılması, stadın problemi var. Küçük sanayi, eski sanayi, Gülsan sanayisinin. Ha, sorunlar burada varsa öncelikle yeni mahalleyi Tamam. tartışalım. Yeni mahallenin sorunlarını Evet. konuşalım. Diğer mahallelerde bilahare geleceğiz. Yine de ben son olarak çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, teşekkürünüze ben tabii kabul ediyoruz ama bizim için Samsun'da yaşayan insanların duyguları, düşünceleri, sıkıntıları, problemleri, eleştirileri önemlidir. Ben hem kişisel olarak yaptığım programlarda hem de televizyonumuzda onların da sesini burada duyurmak, yöneticilere duyurmak, belki birebir duyuramıyor ise buradan duyurmak, sorunlarına çözüm üretmek, sadece sorunları sıralayıp buradan gitmek yerine sorunlarla beraber çözümlerin de ne Çözümleri olduğunu tabii. tartışırsak Çok bu daha iyi. programda ve buna benzer programlarda daha iyi sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Hemen mahallenin muhtarına verelim. Onu da tanıyalım kısaca. Buyurunuz efendim. Hayırlı akşamlar efendim. Aks TV ailesine teşekkür ediyorum Şakir Bey. Biraz rahatsızım, kusura bakmayın. Evet. İsterseniz başkan bir tanışma faslı yapalım ondan sonra olur mu? İdris Yıldız, Canik Yeni Mahalle Muhtarı. Tamam. Efendim buyurunuz. Hayır. Buyurun. Ben de teşekkür ediyorum. İlk önce Muhtarlar Dernek Başkanıma. Yeni Mahalle Muhtarı benim hem dostum hem arkadaşım. Muhtar İdris arkadaşıma. Efendim, Evet. Al o adam oradan. ben de bu bağlamda Aks TV ailesine teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiği için. Aslında ben şahsım Hurdacılar Odası Başkanlığı'nın yanında Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim.
Hem muhtarlar adına hem de Samsun Esnaf ve Sanatkar adına da burada konuşmak istiyorum. Ben ısınma turlarından sonra konuşmamı daha sonra yapmak üzere arkadaşlarım kendisini tanısın, mikrofonu vermek istiyorum. Efendim buyurunuz. Herkese iyi geceler. Ben şu anda mevcut Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Şenel Ticaret'in sahibi Bahadır Şenel'im. Evet. Sizlere de teşekkür ederim bu yayın için. Evet, teşekkür faslını kısa keselim. Buyurunuz hemen. Benim sesim şey arkadaşlar. Peki. Şakir Bey, Aks TV yönetimine komple teşekkür ederiz. Siz biz sakin de, misiniz? Esnaf mısınız? Sakiniz, ben Hurdacı Çarşısı'nda, Hurdacı Çarşısı'nın sakinlerindenim. Evet. Adnan Camcı. Hepinize teşekkür ederim. Peki, buyurunuz. Yeni Mahalle Sanayi Esnaflarından Haydar Uzun. Peki, buyurunuz. İyi akşamlar efendim. Yeni Mahalle'nin sakinlerindenim. Evet, nerelisiniz sorayım? Ordu, Kumru. Ordulusunuz. Evet. Nerelisiniz, Ordu'nun neresinden? Kumru'dan. Kumru'dan. Evet. Kartpostallık yerler var. Oraların evet, manzaraları çok şahane. Çok şahane. Evet, hemen yanınızdaki hanımefendiye verelim. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sizi tanıyoruz. Hoş bulduk. Yani bu teşekkür akşamki tek bayan konuğumuz bizim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz nerelisiniz? Ben Ünye, Tekkiraz. Ünye Tekkiraz'dan. Evet, Çınarcık. Güzel mi Tekkiraz, güzel mi? Çok güzel, Çınarcık köyü. Kaç yıl Tekkiraz'da yaşadınız? Ben 19 yaşımda evlendim. 38 senedir buradayız Samsun'da. 38 senedir Samsun'dasınız. Evet. Peki Tekkiraz'da kimse yok mu? Var, ailem orada. Aileniz orada. Kardeşim var. Gidiyor musunuz, gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Anne baba rahmet oldu. Hmm. Gidiyoruz. Evet. Ama çok güzel değil mi? Evet. Şirin, cennetten bir köşe. Çok güzel. Tekkiraz. Evet. Peki, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen öndeki konuğumuza verelim mikrofonumuzu. Buyurun efendim. Yeni Mahalle Otohurdacılar Çarşısı esnaflarında Ümit Sulova. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi Yeni Mahalle Muhtar, şöyle yapalım biz. Yeni Mahalle'nin hinterlantı alanı ne kadar, nüfusu ne kadar, seçmeni ne kadar? Olur mu? Yani konuklarımıza biz önce bir Yeni Mahalle'yi tanıtalım. Ondan sonra Yeni Mahalle'nin sorunlarına geçelim. Bize Yeni Mahalle'yi bir anlat bakalım kısaca lütfen. Efendim Yeni Mahalle. Canik Yeni Mahalle değil Canik mi? Canik Yeni Mahalle. Çok eski bir mahallemiz. Devamı yenileniyor. Bir taraftan... Bu yeni bir mahalle mi? Gerçekten eskinin yenilenmesi mi? Eskinin yenilenmesi efendim. Hı-hı. Yani yakın bir zamanda biliyorsun devasa bir alışveriş merkezi yapıldı. Evet. Yani Doğu Park'ta... Sizin bir alanınızda evet, mı? Evet doğudur efendim. Bu alışveriş merkezi. Samsun Spor tesislerinden tutun. Sanayileri, eski sanayi, yeni sanayi, Hurdacılar civarı. Bayağı büyük bir... Bayağı büyük. Diyebilir miyim? Yani her tarafı, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, Yeni Mahalle sınırına adım atmaktan caniye giremezsiniz. Her tarafında nereden girersen gir yani. Peki tahmini nüfus ne kadar? Nüfusumuz zaman zaman azalıyor bizim tabii ki. Yani sanayi... Gündüzün ne kadar, akşam ne kadar? Ha, gün, işte, onu da sorayım. Gündüzün diyebilirim ki yani abartmayayım 10-15 bin, 20 bin belki de vardır 20 yani. 20 bin vardır. Yani. Vardır, sanayide yani hesap edersek. 4-5 bin civarında esnaf vardır. Yani çok hareketli bir bölgemiz. 20 bin kişi, 4-5 bin esnaf varsa... Karadeniz şu anda beyni yani. Zaten bizim diğer sanayiler bile bizim oradan taşıma daha sonra yavaş yavaş gittikleri halde ama yine merkezi olan bizim Yeni Mahalle yani yani diyelim... Peki kaç seçmen var? Seçmen sayısı 1200-1300 civarında efendim. 1300 civarında seçmen var. Siz kaç adayın arasından muhtar seçildiniz? Ben şimdi efendim bu dönem iki dönemdir muhtarım ben. İki dönem mi? 99'da adaydım. 3 oyla muhtarlığı kaybetmiştik. Öyle mi? O zaman aslında... Kazanmış olsa o zaman 3 dönem olmuş olacaktı efendim. 99... Nasip değilmiş. Yani... 99'dan sonra ne zaman aday oldunuz? 99'dan peşin? Sonra 2004. 2004 ve peşinden evet, tekrar 2009 aday oldunuz. Aday Öyle olduk. Mi? Yani ikinci dönem karşımıza bir kardeşimiz çıkmadı. Bize, siz saygı, tek mi girdiniz? Tek adaydık. Saygı duyalım kendilerine de. Yani onların teveccühü. Evet. Teşekkür ediyorum. Peki Yeni Mahalle
herhalde izleyicilerimizle paylaşalım. Esnafın da bol olduğu, çünkü hurdacılar odası da burada. Yani evet, sanayiyle iç içe, aynı zamanda kentsel dönüşüm gibi konuların da bu akşam herhalde gündeme alacağız, tartışacağız. Şakir Bey. Alanı da geniş, sorunu da bol galiba. Yani gerçekten yeni mahalle deyince Samsun demek istiyorum ben. Çünkü gerçekten devamlı yenilen, devamlı yani sorunları gidermek için mücadele eden, şu sesim yanar mısın? Bu mücadelem için bu sesim gitti yani, hasta falan değilim yani. Evet. Yani gerçekten bu insanlar için biz de heder oluyoruz. İnsanlar için bir şeyler vermek istiyoruz. Yani çok gerçekten ihtiyaçlı bir yerler. Sokaklarımız gerçekten yani birebir, yani bir haftaları 10 günde diyebilirim ki büyükşehir daire başkanları peşine gittim, sağ olsunlar, hayır demediler. Nasip olsa yani bu işte. Peki o zaman biz şöyle yapalım mı? Yeni mahallenin sorunlarını bir sıralayalım isterseniz. Olur mu? Yani sizin öncelikli sorunlarınız nelerdir? Ondan sonra ana başlıklar halinde izleyicilerimize paylaşalım, tartışalım. Ben yazayım, siz söyleyin bana. Bizdeki sorunlar mesela birinci önceliğiniz. İlk önce bizim en büyük sıkıntımız kamulaştırma. Kamulaştırma. Evet, kentsel dönüşüm. Yani kentsel dönüşüm mü? Kentsel dönüşüm bu 2007 yılında. Bir dakika şimdi. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Evet. Ondan sonra? En büyük, ondan sonra altyapı. Dönüşüm. Evet. Altyapı. Altyapı, asfalt. Asfalt sorunları, evet. Öyle mi? Evet. Peki. Başka yollarınız, mollarınız, her şeyiniz iyi mi? Altyapının içine giriyor gerçi bu. Altyapı işte, bu asfalt diyorum içine efendim giriyor. Şakir Bey. Evet. Yani. Biz öyle mi? Peki. Konutlaşma, gece kondulaşma var mı sizde? O tür bir problem var mı? Biz gece konduya kattılar zaten. Gece kondu yenileme diye adı üzerinde bunu yenilemeye çalışıyorlar. Maalesef biz daha bir taraftan yenileyemedik efendim yani. Evet. Yani konuya gireceğiz zaman zaman da. Peki. O zaman nereden başlayalım biz bu konuya? Ben şimdi buyurun. Nazmi Bey'e vereyim ben başkanımıza. Yani sesiniz biraz tamam, yorgun. Diyebilirim, benim danışmanım kendisi. Evet Şakir Bey, kendimizi tanıttık. Birbirimize ısındık. Evet, ben sizi bir kez daha tanıtayım. Nazmi Kaçak, Samsun Hurdacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Doğru mu? Evet efendim. Peki buyurun. Aynı zamanda Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu isim. Bunu niye söylüyorum? Biraz sonra sadece Samsun Yeni Mahalle'de Hurdacılar sitesini anlatırken Gülsan Sanayi ve Rönesans'ın arkasında bulunan eski sanayi sitesinin sorunlarını da anlatacağım, zamanımız kalırsa. Evet. İlk önce ana başlığımız buraya, biz onun için geldik. En büyük sıkıntımız kamulaştırma. Kamulaştırma efendim, belki ben şahsımla alakalı bunu söylüyorum. İzleyiciler de yanlış anlaşılmasın. Öyle şeyler yaşadık 2007 yılından beri. Bölgede bizim lehimize arkadaşlarımız tuttuğu 17 tane avukat, karşımızda bir tane TOKİ'nin avukatı olmak kaydıyla. Yani siz 17 avukat tuttunuz. Evet, arkadaşlarımızı serbest bıraktık. Ya serbest. Herkes kendi avukatlarını tutsun. Herkes dedik. Kendi avukat. 17 evet, avukatla mı davayı sürdürüyorsunuz? Evet efendim. Belki oradaki kentsel dönüşümle alakalı 17 tane avukat arkadaşımız dava aldı. Her biri ayrı ayrı çalıştı. Biz onlardan bütün bilgileri, belgeleri, her şeyleri topladık. Bunun için belki bir ansiklopedi yaptık. Ben bundan sonra Samsun'un bütününde kamulaştırma ile alakalı kimlerin sorunu varsa ne yapabiliriz, sonumuz ne olacak, kentsel dönüşüm nedir, karşılığında ne alacağım diyorlarsa ben buna hazırım, hepsine yardımcı olurum. Yani siz diyorsunuz ki ben ücretsiz danışmanlık yapabilirim. Evet efendim, ben o zaman sizin isminizi buradan bir kez daha söyleyeyim başkan. Bütün ben şimdi Kıran Mahallesi'nde kamulaştırma olacak. Kamulaştırma arkadaşlar kötü bir şey değil. Kamulaştırma şu, yani ben isterseniz hemen şeyden başlayayım. Biz niye kamulaştırma o alan ilan edildi? Evet. Kim teklif etti? Niye buyurun, yarım kaldı? Orası niye atıl? Şimdi şöyle başlayalım. Muhtarım da az önce dediği gibi 2007 yılında burası kamulaştırma alanı ilan edildi efendim. Buranın da ölçeğini ben size söyleyeyim. Hepimizin bildiği bir Medikan Hastanesi var bölgemizde. Evet. Bu hastanemizin önünden geliyoruz. Benzinlik var, Mikros Kavşağı'na kadar geldik. Atatürk Bulvarı. Oradan yeni yapılan viyadüğün önünden çevre yolunu... Bak viyadük de var şimdi, onu da söylemediniz, onu da tartışalım. Onu da söyleyeceğiz, evet, konuyu açtım. Efendim,
biraz üçgene benzeyen bir alan tamamında 88 dönüm olarak kamulaştırma alanı ilan edildi. 88 dönümlü evet, kamulaştırma. Efendim. Ya kamulaştırma evet. Alanlarının en az yasaya göre efendim 50 dönüm olma şartı var. Burası 88 dönüm olarak efendim ilan edildi. Evet. Mikros'un bitişiğinde şu anda inşaatı devam eden özel bir firma ait olan yerde kaymakamlık alan olarak ayrıldı. Hı hı. Yalnız bölgenin yerel yöneticileri, yerel belediyesi kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına burayı daha sonra kamuoyuna da mal oldu. Gazetelerden de çok yazıldı. İhale edildi, satıldı. Belediye her ihtiyacı olduğu noktada bu 88 dönüm 80'e düştü efendim. 8 dönüm satıldı. Evet. İhtiyacı olduğunda imardan yine pay ayırıyor, yine satıyor. Biz bu satışlara karşı değiliz ama benim elimden 1.70 emsal gösterip de 2.50 yapıp da bunların satışı bizim haklarımızın yenmesi noktasında üzüntü verici. Ben bunları söylerken bir çanta dolusu evrakla geldim. Buradan bütün Samsun kamuoyuna söylüyorum. Her söylediğimin arkasındayım, her söylediğimde belgesi elimizde vardır. Evet. Efendim kamulaştırma ilan edildikten sonra 2007 yılında Canik Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi arasında özel bir anlaşma yapıldı. Bu kamulaştırmada yetki Canik Belediyesi'ne verildi. Belediye yetkilileri bu kamulaştırma ilanı yapıldıktan sonra bizlere oradan konut teklif ettiler. Bir plan yapıldı. Konutun yanında ticarethaneler teklif edildi. Bununla alakalı bu teklifler bize geldiğinde baktık ki yerimizin değeriyle bize teklif edilenler belki onda bir. Biz tabii morallerimiz bozuldu. Verilen teklifle değerimize bakıyoruz. Arada uçurum var. Bununla alakalı şimdi burası efendim yeri değil. Ama gazetelere çıktık, yani itirazlarımızı mahkeme yoluyla her türlü itirazlarımızı yaptık. Bizi evet. üzüntü veren kamulaştırma sosyal, ekonomik, kültürel bir yapıdır. Bunun ana şeyi, teması budur. Halka rağmen kamulaştırılmaz. Toplu konut idaresi de bunu, biz muhtarımla, avukatlarımız Ankara'ya da gittik. Evet. Halka rağmen kamulaştırma olmaz. Belediyenin yapacağı şey yani sizinle müzakere. Yani siz kamulaştırma istemiyor musunuz? İstemiyoruz da müzakere istedik efendim. Müzakere istediniz. Evet, biz müzakereye, masaya oturtulmadık efendim. Canik Belediyesi arkadaşlarımıza %5 ile anlaştı. %95 ile anlaşılmadan bizleri mahkemeye verdi. Kıyamet de buradan koptu. Bize orada teklif edilen arsa fiyatı efendim 300 liraydı. Evet. Oradaki. Bu rakam çok komik bir rakamdı. Biz bunları hep işte bilir kişilerle, avukatlarımızla, emsalleriyle hep çalıştık. Mahkemelik olduk. Biraz da az özet anlatayım. Mahkeme bilir kişi 800 lira çıktı fiyatlar. Yani belediyenin 300 lira olarak olan verdiği yeri 800 lira değeri evet 800 lira mi çıkarttı 800 mahkeme? 800 çıkarttı efendim mahkeme ama bu da gerçek hakkımız değil. Oradaki hı-hı. emsaller efendim 1,5-2 milyon lira değerinde. Evet. Biz de yargının, mahkemenin verdiği karara saygı duymak durumundayız. Hı-hı. Biz de devletin eli bükülmez dedik. Buna saygı durduk. Tamam dedik. Binalarımıza toplu şey bayındırlık birim fiyatlarına göre binalarımız da değerlendirildi. Binalarımız ruhsatlı da olsa, ruhsatsız da olsa bunda devletin hakkını yemeyelim. Geldiler, ölçtüler, bayındırlık birim fiyatına göre değerlerimizi verdiler. Efendim biz o bölgede kendi sistemden bahsediyorum. 1974 yılında Türkiye'nin ilk kümeleşmiş hurdacılar sitesi. Bak altını çiziyorum. Evet. Türkiye'de ilk kümeleşmiş bir araya gelmiş hurdacılar sitesi. Toplamda 81 adet dükkanımız var. Yalnız kamulaştırmadan dolayı efendim açılan davalarda 16 tane büyük, 3 tane dükkanımız kamulaştırdı. Diğer tabii konut alanları da var. Ben bunları muhtarım biliyor. Çok fazla sayılarını bilemiyorum. Muhtarım evet. belki söyler. Efendim ona bu kamulaştırmalar yapılıp kamulaştıran kurum belediye mi? Belediye efendim. Hı. Toplu konut evet. idaresi adına belediye yapıyor, parayı TOKİ ödüyor. Bu dükkanlar kamulaştırıldıktan sonra taliye talepleri geldi. Tapu TOKİ'ye geçti. Ama diğer dükkanlarımızın kamulaştırılması yarım kaldı, durduruldu. Biz Ankara'ya gittik. Niye yarım kaldı? Kentsel dönüşüm noktasında. Efendim fiyatlar yüksek çıktı. Toplu Konut İdaresi'nin bu yere buraya ayırmış olduğu ödenek bitti. Biz bu noktada Toplu Konut İdaresi bana rentable değil dedi. Ben buradaki kamulaştırmayı askıya alıyorum. Ama önceden düşünmemişler mi bunu? Efendim böyle bir şey düşünmemişler işte. Canik Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi bu yüzden kendileri birbirine düştüler zaten. Bunun da izahını bize yapamıyorlar.
Biz yazı yazdık, şimdi cevaplarımızı aldık. Şimdi Sayın Başkan, ben şunu da ifade etmekte yarar görüyorum. Biz bu tür programları yaparken, tabii insanlar, vatandaşları davet ediyoruz, mahallelileri davet, sorunu olan insanlar da geliyor buraya ve sorunlarını ortaya çıkartıyorlar. Bir takım kurumları eleştiriyorlar, doğal olarak ve haklı olarak. Çünkü yaşadığı bir sorun var ortada. Biz yayıncılık anlayışımız gereği her zaman söz hakkına da açık bir televizyonuz. Yani siz şimdi eleştirilerinizi yaptığınız zaman buradan ben ilgili kurumlara da bu şeyimizi, yayıncılık anlayışımızı, ilkemizi iletmek isterim. Biz sizin eleştirilerinizi ne kadar sınırlamadan dinliyorsak cevap haklarını da o kadar yayınlama gibi bir sorumluluğumuzu kabul ediyoruz. Yani cevap hakları da var. Kesinlikle onların. Var. Ben bundan buyurunuz. Sayın yani bunu Şakir da söyleme Bey, gereği duydum. Duyarım. Çünkü keşke, doğrusu evet, da bu. Evet efendim, ben bundan zevk duyarım. Ama yarın bir gün siz onlarla beraber gelirseniz efendim, biz sizi onlarla da tartıştırırız burada. Şakir Bey, ben şunu söylüyorum. Ben şunu söyleyeyim. Kesinlikle bizim bütün belediyeciler olsun, vekillerimiz olsun, siyasi kimseyle sorun konuşamama. Birbirimizi anlayamam. Diyalog problemi var diyorsunuz. Diyalog problemi var. Biraz da hiçe sayılma var ama biz hiçe sayılmanın mikrofonu yaklaştırın. Hiçe sayılmanın ne demek olduğunu gösterdik Şakir Bey. Hala bak orada bir kamulaştırmayı beceremedi, yapamadı. Niye yapamadılar? Biz dik durduk. Dersimize çalıştık. Yani kamulaştırma nedir gittik öğrendik. İstimlak evet. Nedir öğrendik. İmarda arsa taşıma nedir öğrendik. Yani ama ben Samsunlara problem olanlara ücretsiz danışmanlık yaparım mı diyorsunuz? Kesinlikle beni alsınlar her türlü. Bak ben yine bak burada yine bir belgeyle gösteriyorum. Eğer muhtarlar dernek başkanım bana yardımcı olursa şu ilk projeyi göstereceğim. Evet. Efendim sizlere. Az önce bahsettiğim kamulaştırma alanı. Şurası özel hastanemiz efendim. Hı hı. Şimdi benim dikkatimi çeken efendim şurası Mikros'un bitişiğinde bir ticaret alanı. Evet arkadaşlar efendim, yaklaştırdılar buyurun. Dini tesis var efendim burada. Dini tesis var. Çok kıymetli bir alan. Evet. Buradaki burun kısım otopark ve yeşil alan oluyor. Doğrudur. Olması gerekendir. Ama burası da dini tesis olması noktasında bence de burası da güzel bir alandı. Ama belediyemiz kendisine ihtiyacı olduğundan dolayı burasını kamulaştırmadan çıkarttı efendim. Şimdi yeni haritayı götürüyorum. Buna ben imar hırsızlığı diyorum efendim. Bakın şurası efendim. Buradaki cami yeri buraya taşınıyor efendim. Burası serbest alan ilan edilip ticaret alanı olarak satılacak. Buradaki evet. Kamulaştırma alanı efendim benden 800 lira bedelli alındı bu. 300 lira teklif edildi. Mahkeme 800 lira verdi. Buranın yarısı mahkeme kanalıyla alındı. Şimdi belediye kendine mal edip burayı satacak. Ne yapılacak? Belediye satacak da ne yapacak? Şimdi evet. Diyorlar ki belediye kamu yararına bu parayı kullanacak. Tamam kullanacak da efendim benim hakkımı herkese yediriyor. İlk önce benim hakkım olanı versin de yine hizmetine kullansın. Kamu evet. Yararına kullanılsın. Biz kamulaştırmaya yine altını çizim karşı değiliz. Ama hakkımız versinler evet diyorsunuz. Evet efendim beraber oturalım konuşalım. Bu gerekliliğimizi bizim haklılığımızı buradan sesleniyorum bakın. İsim vermek gerekiyorsa kamulaştırma daire başkanıma sesleniyorum. Toplu konut idaresi kamulaştırma daire başkanımız bizim haklı olduğumuzu biliyor. Bildiği için de bu yükün altında kaldı. Ben dedi Canik Belediyesi alakalı başlamış olan Kuzey Yıldızı projesinin dışında herhangi bir çalışma yapmıyorum dedi. Bu kaldı. Yani Soğuk siz daha açık ifadeyle başkan bir dakika. Buyurun. Siz daha açık ifadeyle yerlerinizi değerinin altında mı kapatılmaya çalışılıyor diyorsunuz? Efendim, birincisi bu. Yerlerin evet. Değerinin altında kapatıldığı noktasında bu tamam. Artık ondan da vazgeçtik. Mevcut mahkemenin vermiş olduğu değerleri kapsamında kalan alanların da kamulaştırılmasını istiyoruz. Evet. O biz de utanıyoruz efendim. Arkadaşlarım imar bozulduğundan dolayı ne iş yerlerine bakım yapabiliyorlar. Ne geride kalan evler bakım yapabiliyor. Aha bugün kamulaştırdık. Niçin? Aha, yani geleceği belli değil. Geleceği belli. Öyle mi? Gelecek yeni hiçbir yasa çıktı efendim. En son Van depreminden sonra evet. Toplu Konut İdaresi şöyle bir karar aldı. Dedi ki bu da bütün Türkiye'yi ve ülkeyi ilgilendiren bir şey. İlk önce riskli alanlar ve gece kondu bölgeleri Toplu Konut İdaresi'nde kentsel dönüşüm yapılacak. Yani öncelikli bunlar. Evet. Canik Belediyesi de bunun için bu yarım kalan yeri afet kapsamına soktu.
afet kapsamında yeniden kamulaştırılması için Çevre Bakanlığı'na teklif götürdü. Bu alanla alakalı Çevre Bakanlığı yeniden bir çalışma yapacak, yeniden fiyat tespiti yapacak, yeniden önümüze bir proje getirecek. Efendim bunun süreci en az 1,5-2 yıl. Ben en azından bir o kadar da bekliyoruz. Buradaki esnafın durumu ne olacak? İmarı yok. Burada konutlarda oturan vatandaşların durumu ne olacak? Yani gelecek belirsiz diyorsunuz. Gelecek belirsiz. Yani bu 21. yüzyılda olması gereken bu muydu? 2023 vizyonumuz bu muydu? Yani biz neyi planlayamıyoruz? Ama ben biliyorum neyi planlayamadığımızı. Rantı planlayamıyoruz. Herkes kıymetli arazinin peşinde. Herkes bir şeylerin peşinde. Bunu da açıklıkla söylüyorum. Ben Şakir Bey, eğer bu mikrofon benden alınmasa evet, bu program yetmez. Arkadaşların haklarını yemeyeyim. Şimdi tabii diğer arkadaşlara biz diğer evet, konuklarımızı da konuşturalım. Ben onları da dinleyelim. Bu konuyla ilgili o zaman bölüm bölüm gidelim. Buyurun siz dinleyelim. Efendim şöyle izah edeyim size. Bir de isminizi tekrar Bahadır alalım. Şenel. Hurdacılar Odası'na bağlı bir esnafım. Şenel evet, Ticaret'in sahibi. Efendim şöyle izah edeyim sizlere. Şu anda mevcut bulunduğumuz oda sınırları dahilinde faaliyet gösteriyoruz. Fakat az önce de başkanımızın bahsettiği gibi bir takım sorunlar yaşıyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim ticaretimizi ve psikolojimizi etkiliyor. Şimdi benim iş yerimin karşısında iş makinesi sabahtan akşama kadar yaklaşık bir hafta 10 gün boyunca çalıştı. Evet. Şimdi benim iki dükkan yan tarafımdaki dükkan sahibi esnaf arkadaşım işi bıraktı. Dükkanı boşalttı, TOKİ sattı yani TOKİ aldı. Evet. Kamulaştırıldı. Şimdi tabii ki huzursuz oluyorsunuz yani. İki dükkan yan tarafınız boş. Dolayısıyla bu da çevreye ekme diyor. Dün akşam polis arkadaşlar karşı o boş binalarda bali ve tiner çeken çocuklarla uğraşıyorlardı. Evet. Şimdi bu benim orada esnaf olarak benim huzurumu da bozuyor. İster istemez burada bizim yapmış olduğumuz... Yani sosyal dokuda da bir sıkıntı yaratıyor. Tabii ki. Değil mi? Şimdi burada biz ticari faaliyet gösteren insanlarız. Burası basit bir alan değil. Evet. Bu TOKİ'nin kamulaştırmaya çalıştığı yer ticari alan ve Hurdacılar Odası'na ait özel bir mülkiyettir. Bakın burada etrafında yani bir oturmuş olduğunuz evlerimizde, sitelerde etrafı kapalıdır, güvenliği vardır, nizamiyesi vardır. Aynı şekilde akabinde bizim de yapıp da bir nizamiye koyup da biz de içeriye almayız yani. Kimse içeri almayız. Burası tamamen özeldir yani. Evet. Yolları sonradan kurucusu başkan rahmetli babamdı. Hakeza ön tarafa bir nizamiye yapıp dışarı... Mikrofonu yani, yaklaştırır mısınız? Dışarıdan hiçbir kimseyi almayız. Bu poliste, zabıta da kim olursa olsun. Çünkü biz orada bir çekirdek aile gibiyiz. Yani yaklaşık birinci kısım, ikinci kısım, üçüncü kısım olmak üzere. Yani mülkiyet de bizim diyorsunuz. Mülkiyet öyle mi? De bizim, yollar da bizim. Yollar da size. Tabii ki, tabii yollar ki. Yollar kamuya ait değil mi? Şimdi anlayamadım Hayır. konuyu ben. Başkanımız da size izah eder. Evet. Netimiz bizim 13.850 metrekare yerimiz var. Hı-hı. 14 dönüm yerimiz evet. var. Bu yerimiz tamamen ölçülsün, biçilsin hiç fark etmez. Biz yerin tamamı bize aittir. Hı-hı. Yollar da dahil. Biz kullanım için belediyelere yollarını teslim etmişiz. Yani kullanılabilir hale getirmişiz. Ki hakeza geçen bir hafta 10 gün önce hastane yolu için bizim esnafımız bir şekilde mağdur edildi. Evet. Bizim dükkanımızın şimdi işte karşısına mal koymayın, sağına mal koymayın, soluna mal koymayın, yakında kapının önüne mal koymayın, çıkın gidin diyecekler artık bize yani. Evet. Şimdi... Bunların yanı sıra sıkıntılarımız her geçen gün artıyor efendim. Ve bunları artık bizim yerlerimizi alacaklar mı? Almayacaklar mı? Biz kalkacağız mı? Yerimize yani bakım bu, yapamıyoruz bu başkanımızın dediği. Yani bu belirsizliğe bir son verilsin mi istiyorsunuz? Artık biz de bunu aldık yani. Esnaf olarak, esnaf arkadaşlarımız her gün tabii ki muhtarımız doğru söylüyor. Yani psikolojimiz bozuldu efendim. Muhtar mikrofon bakınız bir mikrofon. Şu anda... Evet. Düşünsenize karşınızda bir iş makinesi harıl harıl çalışıyor, binaları yıkıyor. Ama bizim ne olacağımız belli değil diyorsunuz. Benim karşımda binam karşımda civarımdaki binalar yıkılıyor. O yıkılmak üzere olan binaların içinde o çocuklar, tinerciler, baliciler
orada barınabiliyorlar. Polis arkadaşlar da onlarla uğraşıyor ki burada yaşayan bizim sitenin içinde, mevcut sitemizin içinde haneler de var bakın. Yani meskenler var. Meskenler de var. Hı hı. Bu meskenlerde yaşayan insanlar, yani inanın akşam olduğu zaman o muhite gir, yani hava karardığı zaman o muhite girmek istemezsiniz yani. O dereceye getirdik bakın. Yani bunlar buraya kadar geldi fakat bunların bir amaç uğruna olduğunu artık düşünmeye başladım ben esnaf olarak yani. Evet. Yani buradan yetkili mercilere, başkanlarımızdan biz yardım istiyoruz sadece. Mevcut belediye başkanlarımızdan, mercilerden sadece yardım istiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Buyurunuz. Başkan buyurunuz. Şimdi daha önce başkanımız uğraştı ki bu işlerle biz de çok uğraştık da ben sadece şu açıdan söylemek istiyorum. Hı-hı. Önceki dönemlerde yani bu şimdiki idarecilerimizde koalisyonlu hükümetlerle çok uğraştığımız için diyelim ki İstimlak Bakanı falanca hükümette, öbürü yapacak olan öbürü bir türlü diyalog kurulamıyordu. Şimdi o kadar... Ama şimdi koalisyon dediniz de ben de ya koalisyon demek uzlaşma demektir bir ülkede. Yani bir demokratik uzlaşma demektir. Koalisyonlardan o kadar korkmayalım. Şimdi onunla yaşadı bu ülke. Şimdiki buradaki... Yani politik gerilimleri azaltır koalisyonlar. Ama işte deniyor ki öbür taraftan da ya koalisyonlar olduğu zaman arasında anlaşamıyor. Ama tek bir hükümet olursa, tek bir parti iktidar olursa iki tarafında artıları eksileri var. Şimdi buyurun. Esnaflık yaptığımız için koalisyonları da başkan Nazım arkadaşım da bile çok sıkıntılar çektik. Yani gecelik faizlerden, temerrüt faizlerine çok canımız yandığı için. O zaman konjektür öyleydi, evet. Şimdi Şakir Bey o kadar ilginç ki pazartesi ve salı Sayın Başbakanımızın demeçlerinden diyor ki bu kat sayılardan demin takip ediyorum. Hı-hı. Hemen Bitişik'teki arsada kat sayı 1,5, hemen yanında yazısı 2,5. Halbuki biz satarken diye 1,5'tu 2,5 nasıl oldu? Korkunç bir rant meydana geliyor orada. Diyor ki şimdi Sayın Başbakanımız, ya bunu söylüyorum bu ülkeyi yöneten %51 oy almış Başbakanımız. Evet. Ya ben geçen hafta İstanbul'daydım. Hı-hı. Devasa konut yükselmiş. 50 kat, 60 kat. Yanında 1 metrekare otopark, 1 metrekare yeşil alan yok. Ya bu katı buna kim verdi? Hangi belediye verdi? Bunu Başbakan soruyor, ben sormuyorum ya. Evet. Şimdiki yeni mahalledeki arkadaşım, vatandaşım ne yapsın? Yapacak yönü yok. Süper de yetkilerle donatıldı toplu konut. Yani yetki istediği yeri alıyor, imar yapıyor, istimlak ediyor, her şeyi yapıyor. Buradaki tıkanıklık rant ya savaşı. Bu rant savaşı daha önce Atakum'da da rail sistemde yaşandı. Yukarıdaki arsayı taşı, ama aşağı yukarı taşı. Ama şimdi siz konuşuyorsunuz da anlamakta zorluk çektiğim tabii olay şu. İşte biz bunun hesabını yapamadık, kaynağımız yok, paramız yok. O zaman vatandaşı çok, biraz önce öyle söylemiştiniz. Kesinlikle öyle bir şeye başkanım söyledi. Ben evet, öyle bir şeye kesinlikle inanmıyorum. Çünkü niye biliyor musun? Yani kaynak her şeyi hazır. Burada o zaman kaynağın yoksa hiç o zaman yola çıkmayacaksın. Şimdi benzetme olmasın da, hı-hı, Şakir Bey. Havada uçakların birbirlerine böyle komşu ülkelerin uçaklarının bir it dalaşı vardır. Yani birbirlerine gösteri yapar, kaçarlar, çekerler. Burada evet, böyle bir dalaş var. Hepsi aslında. Çünkü ağası kim kimine dalaşıyor? Onu da soralım bari. Dalaş şeyden. Ben başkanım dedi ben de dalaş şeyden. Toplu konut. Buradaki rant sahibi, burada taşıma alanları var. Benim başkanım gösteriyor. Taşıma evet alanlarında rant var. O rantı diyor ki Tokyo, dur bakalım taşıyan vatandaşa. Dur bakalım bunu buraya taşırken bu komple imar yapıldı burada. Hı hı. Taşıma bu alanı, bu alan burada kalsın. O taşımadan dolayı sen misin onu yapıyorsun diye pat diye durdurdu. Burada sıkındı yine vatandaşın sırtında. Evet. Allah sabır etsin vatandaşıma. Kim, ben mi daraldım? Hayır hayır. Ya buyurun. Niye oldu noktasında cevaplar hepsi bende var da belki onlar önünde bunu söylemek bir takım kurumları sıkıntıya sokar. Şimdi siz burada ben mi? Size efendim şimdi Sayın Başkan ben şunu söyleyeyim. Siz burada duygularınızı, düşüncelerinizi, eleştirilerinizi ortaya koyabilirsiniz. Bu programları biz bunun için yapıyoruz. Ama kişilerin kişilik haklarını zedeleyemezsiniz. Sınırı bu. Programın sınırı bu. Evet. Buyurun. Şu anda söylüyorum eğer izin verirseniz. Efendim buraya toplu konut idaresi 300 liradan arsa alacağım diye bütçe ayırdı. Fiyatlar 800 olunca bu bütçe bitti. Niye böyle oldu? Canik Belediyesi toplu konut idaresine giderken biz halkımızın %40'ıyla anlaştık.
Geri kalan kısımda TOKİ benim dedi ama anlaşılmış kısım sadece %5'ti. Ama işte o burada zaman olmadı var. Diyorsunuz. Yani %90 küsür bu rakamları kabul etmedi. Evet efendim. Artı bir maliyet ortaya evet çıktı. Efendim. Bir de buradan imardan evet. dolayı Canik Belediyesi'nin taşımış olduğu arsalar toplu konut idaresi etik bulmadı. Ben sana bir vekalet verdim, yetki verdim. Arkadaş gel bu şehrin bu güzel merkezini kentsel dönüşüme sokalım, güzelleştirelim. Evet. Bir mülk de bizim, biz de katkı sağlayalım. Hiç itiraz yok. Hı. Ama bu Canik Belediyesi'nin tarafından tek taraflı yapıldı. Hem toplu konut idaresi aldatıldı, hem biz aldatıldık. Efendim, aynen. Bak ben size soruyorum. Bütün arkadaşlar cevap hakkı, şimdi ben size evet, şunu söyleyeyim. Doğdu, konuşun ama cevap hakkına açık bir şey. Bakın ha, onu da söyleyeyim. Bu da sizin vebaliniz olsun, karşı karşıya getirmezseniz. Ama efendim, bir dakika şimdi lütfen. Söylüyorum. Şimdi siz... Ben söylüyorum. Bakınız. Keşke şimdi, öyle bir şey şimdi olsa. Biz bu tür programları yaparız. Evet. Ama biz davet ederiz. Evet, sizin efendim. Eğer bu kadar yoğun evet. sorunlarınız var ise evet. Yerel yönetimle siz de davet çıkartın. Buyurun. Onlar da gelsinler. Siz de gelin. Karşılıklı biz sizi tartıştıralım burada. Ya da herkes fikirlerini, görüşlerini ortaya çıkarsın. Aslında bu tartışma bu şekilde değil de o şekilde olması gerekiyordu. Kesinlikle efendim. Ha, kendileri de burada olmadığı için, ben diyorum ki kendileri de burada olmadığı için sizin konuşmanıza sınır getirmiyorum ama cevap hakları var bir diyorum. Bir şey daha buyurun. Söyleyip ben geçeceğim efendim. Bir tane buyurun. Sizin arşivlerinizde var. Özel hastanemizin karşısında cezaevinin yan tarafı kamulaştırıldı. Akabinde hemen 17 tane eczane yeri yapıldı. İmarsız, ruhsatsız, toplu konut idaresinin olduğu yere. Hak mıydı bu efendim? Evet. Niye iki ay sonra yıkıldı? Bu mu belediyecilik? Bu mu bana örnek olacak imarcılık? Bu mu kentsel dönüşüm? Diyorum daha konuşmayayım. Evet, peki. Ben bir benzetme, şimdi haksızlık bu, yapmayalım da. Buyurun. Gibi. Hakikaten önceden arkadaşlarımız orada esnaf olduğu için ben yani Sayın Başkanımızın adını da zikretmekte şey görmüyorum. Daha önce bizim o bölge köydü. Yani Canik köydü. Evet. Korkunç bir şehirleşme yaşadı. Korkunç bir atak. Şu an hakikaten Samsun'un ben yıldızlaşan bölgesi olarak görüyorum şehirleşme bakımından. Burada sadece orada değil. Yani hakikaten başkanın bu işe çok karşı çıktı. Tabii doğru ne varsa onu da söyleyelim. Tabii. Yani iyiliği söylerken doğruyu tabii, da söylemeyi yani, söyleyelim. Korkunç bir yenileşme evet. var. Caninin üstlere çıkıldı mıydı? Yenileşmeyi daha çok görürüz. Alttaki ucube görünüm çok kötü. Yani başkanımın az önce buyurduğu gibi orada o hele ucube yapılan o viyadük zaten korkunç bir çevre kirliliği getirdi oraya. Şimdi orada sizin... Şimdi o viyadüğü de konuşturacağız sizinle. Tabii. Evet. Şimdi orada stadyum var. Stadyumu Sayın Bakanımız Allah razı olsun yeni stadyum yaptı. O stadyum oradan taşınacak cezaya. Çok korkunç bir alan meydana çıkıyor. Fakat ne kadar güzelleştirseniz o viyadüğü orada gördüm o güzelliği bir kısmını yok edecek. Ben bugün bir muhtar arkadaşımızın bu programı anlatınca abi dedi ne olursun benim bir sıkıntım var. Buyurdum o da yukarıdan Demirçiköy'ün yukarıda olan bir muhtar arkadaşlarımız. Orada şantiyeler var dedi. Yollarımız çok kötü. Mutlaka büyük şehrimiz bu yollarımızı dikkate alsın. Başkonak oraya yukarı şu an ismi aklıma gelmeyen köylerimiz var. Şimdi mahalle oldu. O yollarda mutlaka gündeme alıp sadece burada şimdi sıkıntı yeni mahallenin merkezinde olduğu için oraya konuşuyoruz. Ama hakikaten Merdırman'dan girince denizden bağlantısı, Samspor tesisleri, şimdi Rönesans gibi tesisleri yani çok örnek bir bölge olacak bölge. Evet. Biraz Sayın Başkanım Osman Geç hızlı giderken burada vatandaşı sıkıntıya soktu. Yani vatandaşımızı sıkıntıya sokmadan, ızdırap çektirmeden orada tabii güzelleşsin. Tabii biz gezmeye gidelim oraya. Burada almaya, parça almaya gitmeyelim. O bölgelisin ama oradaki insanımız, esnafımız mağdur olmasın. Başkanımızdan biz bunu rica ediyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Ben araya girmek istiyorum. Da. Buyurun. 3,5 yıldır Sakir Bey bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Efendim TOKİ'nin parası bitmiş. TOKİ'nin parası biter mi? TOKİ devlet. Devletin parası biter mi ya? Evet. Ya çok komik bir şey yani. Bunu yani insanlar deyince insanlar gerçekten yani bir şoktayız yani. Yani mahalle gerçekten çok yani felaket durumda. Bir de artı biz bir ile yakındır da biliyorsun sel felaketi yaşadık. Allah göstermesin. O yani günleri, ben şimdi yani, bütün dünya izliyor, efendim, bizi, Türkiye izliyor. Yani selin olduğu yer sizin mahalleniz yani, diye yani Samsun, sormadım ben ama... Şakir Bey gerçekten evet. yani Samsun'da böyle bir alan çünkü yok. Çünkü üzücü yani. Bir şey. Bizim için çok yani, kötü bir şey o şimdi, Samsun için. Yani evet. diyebilirim ki şu anda Canik'te 300 milyar 400 milyar kadar daire satılıyor efendim yani. En merkezi bir alan yeni mahalle. 20 tane yakın banka var bende. Devasa hastaneler, devasa alışveriş merkezleri. Aklına ne geliyorsa efendim? Yalnız, İş merkezleri... Evet. Yani şimdi muhtar burada... yalnız bir dakika ben şimdi size bir soru yönelteyim. Tabii ki efendim. Bunu merak edebilirler.
selden sonra o hem insan kayıpları hem ekonomik kayıplardan sonra bir yıla yakın zaman geçti. Temmuz'daydı. Evet, bir yıla yakın zaman. Yani 10 ay gibi bir zaman oldu. Gelişme nedir? Neler yapıldı? Önlemler alındı mı? İnsanlar gitti. Yani o günden bugüne neler yapıldı? Şimdi o mahallenin muhtarı olarak sizi, hem bizi Samsun'dan izleyenleri, Şakir Bey, Türkiye'den izleyenleri bilgilendirin siz. Ölen kardeşlerimiz Allah rahmet eylesin. Benim mahallemde değil, komşu mahallede, Yeşiloba mahallesindeydi. Ölen arkadaşlarımız Allah rahmet eylesin. Yani tabii ki bizim mahallede sıkıntı verdi. Bir sürü esnaflar mağdur oldu. İş yerlerini kapatanlar oldu. Yani yeni parça, eski parça anlatamıyorum yani. Ne diyeyim yani. O kadar insanlar ki yani çok perişan vaziyette. Odur budur da mahalle diyebilirim ki sanayiler olsun, mahallelerimizde hizmet almadı. Yollar perişan, her taraf perişan, sanayi durumu. Yani hizmet bakımından ne büyük şehir diyebilirim, ne küçük şehir. Bir şey göremiyorum mahallelerim. Ben bir hizmet almadım. 10 yıl muhtarım kardeşim. Sıkıntı devam ediyor mu? Devam ediyor. Koskocaman mahalle, yeni mahalle, merkezi. Samsun çalışıyor burada, Samsun. Buyursun gelsin. Bugün gelin bir ziyaret edin. Allah rızası için. Yani sanayide bir hastane var biliyorsun. Irmak kenarında, isim vermem. Hemen etrafı berbat şekilde söz aldık Büyükşehir Daire Başkanı'na, inşallah bir hafta 10 gün içinde yapacaklar. Yani yapacaklarına inanıyorum yani. Şimdi 1,5 yıldır efendim biz neyi bekliyoruz burada? Mahkemeleri durdurdular, bittiler. Kamulaştırma yapıldı, bitti. Bazı insanlar paradan aldı, çektikti. Paradan alınan yerler hemen yıktılar. Yıktılar, moloz yılları bekliyor. Molozların içinde, toz toprak içinde insanlar açıyor. Bak işte Hacı amca arkamızda. Anamız arkamızda yani. Tabii onları konuşturacağız. Ben de bunların içinde beraber oturuyoruz yani bu insanlarla. Şimdi bu arada plan yapıyoruz, ediyoruz. Kentsel dönüşüm daire başkanına falan işte Canik Belediyesi arasında planlar yapılıyor, ediliyor. Bu planlarda biz, ben mahallenin mülk amirim, ben yokum içinde. Kardeşim, ya arkadaş siz kimsiniz ya, nesiniz ya? Ben de bu insanlar seçmişim. Bu benim mahallem yani yapılıyor, satılıyor, ediliyor. Hiçbir şey olmuyor. Kardeşim ben söylemem diyor. Hani söylemek zorunda değilim ben bu imar plan yaparken. Muhtara. Başkan yardımcı arkadaşınız var. Tamam mı? Şimdi buradaki en son planı ben alıyorum. Zoraki aldım ellerinden. Almazsam büyük şehirden aldım ben zaten. Devasa bunu getirmedim şu anda. Yerimiz müsait olmadığı için. Yoksa daha geniş zamanda alırsanız. Buraya yani parayla. Peki Samsun çok rahat. Avrupa seyretsin biz yani. Yapılan bu yanlışları. Efendim Sayın Başkanımız Nazım Bey dedi ki. Burası ticaret camiyi buradan kaldırdılar. Şurada başkanım tutar mısın? Burada cami vardı, doğrudur. Bu camiyi buraya taşımadılar. Burada cami vardı zaten. Bak buradaki cami yani özel hastane karşısında. Medikanenin karşısındaki cami alanı vardı. Cami bak dini tesis alanı duruyor. Burası da dini tesis alanı efendim. Burayı tuttu. Burada daha kamulaştıracak olan yerler var. Burada insanlar duruyor. Duruyorken sen bunu nasıl ticaret yaptın? Artı emsal 250. Çok büyük bir şey yani. Kütle yapabiliyorsun. Bunun önünde hemen 1.70 efendim. Burası Hurdalıca sitesi falan. Hemen bu tarafta diğer taraflar ticaret 250 yapmışlar. Muhtarım, ya ne oldu da diyorum başka bir saniye. Açık değil de ben şimdi 1.70 250'yi söyleyelim mi? Arkadaşlar izleyiciler 250 ile 1.70 açıklasın başkanım. Kamulaştırma yapılırken efendim bilirkişi raporlarında burası toplam kullanım alanı deriz biz ona. 1.70 bu yani. Mesela 500 metrekare alanda der ki sana işte 400 metrekare inşaat alanım var. Benden alırken hesaplama böyle yapılıyor. Belediyeye geçerken 2.50 diyor. 500 metrekare alanda diyor 1.500 metrekare örnek veriyorum. Kullanım alanı diyor. Yani burada da böyle bir hırsızlık var efendim. Yine ben unuttum bir şey söylerken efendim. Bir de yani hırsızlık denebilir mi bilmiyorum Şakir, da yani uygulamaya aykırılık, yasal olmayan uygulama diye tam düzeltelim nasıl onu. Bir şey söyleyeyim efendim. Adını siz koyun derler ya, adını sen koy. Adını bu programı ya ben, bana da isim koysun. Koydurmayın yani. Adını izleyenler koysun diyelim o zaman efendim. Bir örnek vereyim. Benim kendi dükkanım kamulaştırırken belediyenin teklifi 159 metrekare yerim var diyor. Evet. Böyle masaya çağırıyor beni. Mahkemelik oluyorum. Yerim efendim 230 metre çıkıyor. Yani bu mu şimdi Allah'ın adaleti yani? İki sefer düzenleme ortaklık payından hak almaya kadar. Kemal Vehbi Gül zamanında belediye başkanımız bu planlamayı yaparken dopunu almış. Belediyenin alması gereken hakkı. Bir daha belediye tekrar bir daha almaya kalkmış. Tekrar teşekkür ederim. Şimdi sizin bir şimdi,
ara vereceğiz ama kısaysa alayım. Şurayı bitireyim. Kısaysa lütfen. Şimdi dedim ya bir buçuk yıldır bekliyor bir insanlar. Yani bak vatandaşlar oturuyor arkamızda. Şimdi bekliyoruz. Muhtarım ne oldu diyor. Bak Terme'den, Çarşamba'dan, efendim Bursa'dan, İstanbul'dan, Ankara'da bak bağlansın da telefona. Telefonlar bende var. İnan ki soruyor muhtarım ne oldu? Vatandaş muhtarını tanır yani. Soruyor. Burada şimdi plan yapıyorsun. Yapıyorsun imar uygulaması yapıyorsun. Bunu artık bunu büyükşehire sunuyorlar. Büyükşehir de Allah'ın adaleti diye büyükşehir de kabul etmedi. Kabul etmez zaten. Ya kabul etse zaten biz bunu buraya yani bizim bir savcılar bunu ikna edeceğiz efendim. Biz şimdi diyoruz ki şu an kamulaştırma yapılmayan alanları evet. Şu anda burada boşluk var. Hemen yüz mabuzun karşısında biliyorsun. Kapalı yüz mabuzun karşısında bir devasa bir şu anda 20 dönüme yakın orada bir çeylik oldu. Muhtar toparlayalım. Düzeltme oldu. Evet. Kamulaştırma alanlar diyorum ki arsalarımızı taşıyalım. Kamulaştırma yapılmamış olan kişilerin arsalarını taşıyalım. Binalarını kamulaştıralım. Efendim arsalara da biz bismillah diyelim oradan bin dönüm, iki dönüm. Yani bir sürü yani bizim iş adamlarımız var, müteahhitlerimiz var. Biz de yaparız gerekirse. Biz bismillah deyip başlayalım inşaata. İlla ki Tokyo'ya vermek zorunda mısınız? Vatandaş, yani Sayın Başbakanımız öyle diyor, vatandaşı vereceksiniz. Önceki vatandaş diyor. Evet. Hayır efendim masaya biz kesinlikle oturmadık yani. Evet, şimdi şöyle yapalım. Sevgili izleyiciler, bu akşam stüdyomuzda Samsun'un Canik ilçesinin yeni mahallesinin sakinleri var, muhtar. Ayrıca Samsun Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı da aramızda. Hurdacılar Odası Başkanı, diğer konuklarımız sorunlarını anlatıyorlar. Şimdi biz bir kısa reklam arası verelim. Ondan sonra tekrar sizlerin karşısında olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam stüdyomuzda Samsun'un Canik ilçesinin, eskiden de Canik Sancağı diye geliyordu biliyorsunuz. Osmanlı'dan gelen bir isim bu. Ama Cumhuriyet'le birlikte Canik, son düzenlemelere göre de 1990'lı yıllarda Canik ilçesine dönüştü. Canik ilçesinin yeni mahalle sakinleri, muhtar burada, işte oradaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri burada. Ayrıca Samsun Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı burada. Onları dinliyoruz, sorunlarını dinliyoruz. Ne yapalım? Kaldığımız yerden devam edelim ama siz bir şey söyleyeceksiniz ben, galiba. Buyurun. Tabii, şimdi yeni mahallenin sorunlarını tartışacak kadar hakkını vermek söylediniz az önceki programda. Şimdi Canik'teki, Samsun'daki güzelleşmeleri, önündeki Sayın Muhtarım'ın Doğu Park'ın güzelleşmeleri, Samsun Spor Tesislerinin oluşu, Samsun'un gezi alanları oldu burası artık. Hı hı. Cumartesi, pazar günü tatil gene Doğu Park'ta emin olun mangal yakacak yeri yok. Çünkü evet. Temiz deniz havası, şimdi o çok şu an bilemiyorum da İç Anadolu ve Karadeniz dahil böyle bir alışveriş merkezi açılmadı. Tüm Tokat, Amasya'sı bu şehirler buraya akıyor ticaret yapmaya. Bazıları şunu söylüyor Sayın Şakir Bey. Yani iş merkezi, ben bugün orada çalışan eleman sayısı 500-600 civarındadır. Bir şekilde istihdam da sağlanıyor. Yani evet. Bunlara o kadar karşı olmayalım. Şimdi şöyle, bu alışveriş merkezlerinin, tabii sizin düşüncelerinize saygı gösteriyorum ben. Bir kente getirdikleri var. Getirdikleri, işte istihdam yapıyorlar. 7-800 kişi çalışıyor. Ama götürdükleri de var. Yani bu programımızın kapsamı dahilinde değil. O AVM'lerin yani evet, büyük dev alışveriş merkezlerinin bir kentin ekonomisine ne getirir evet. Ne götürür. Ha, olumlu yönü var mı? İslam açısından var ama bir de olumsuz yönü de var. Olumsuz yönleri de var. Yani iki yönü birden ben var. Ben buradan şeyi bu akşamki yapmak konumuzun, istiyorum. Şakir evet. Bey,
Büyük Başkanımızın hedefi vardı. Merdırman ıslahı. Yani o ırmak ıslah edilmeli. Gezi alanına dönüştürülmeli. Yukarıdan doğru Yılanlıdere'den gelen iki ırmağın kesiştiği nokta var. O noktadan itibaren hatta kendi projesi de vardı. Ben kendi ağzından dinledim onu. Resimlerini falan da görüyorsun. Fakat bir türlü o Merdırman ıslah edilmeli. Islah edilse Samsun'un Cennik'ten ilk adımın kesiştiği nokta çok güzel bir gezi alanı olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi şurada sizinle anlaşmak isterim ben. Samsun'un sorunları var mı? Evet var. Yani sadece Samsun'un değil, bakıyorsunuz Adana'nın da kendine has sorunları var. Tabii. Antalya'nın da var, Eskişehir'in de var, ne bileyim Sakarya'nın da var, Malatya'nın da var. Her yerleşim alan bölgesinde, her ilde, her vilayette işsizlik sorunu var, esnafın sorunları var, problemler var. Ama biz şimdi burada yayın yaparken bizi sadece Samsunlular izlemiyor. Sadece Anadolu'da, Trakya'da insanlar izlemiyor. Biz Avrupa'dan da izleniyoruz, Kanada'dan da izleniyoruz. Samsun'un sıkıntılarını anlatırken güzel yönlerini de o insanlara vermeliyiz. Yani bizim yayıncılığımızın da gereği bu. Şimdi biz Samsun'u bir ağlama duvarına çevirirsek burada, hakikaten yapılan o güzelliklere de Samsun'un güzelliklerini yansıtma konusunda televizyon belki misyonun dışında bir şey yapmış olur. Sorunlar var mı? Evet. Konuşmalı mısınız? Evet. Ama bu güzel kentin, 19 Mayıs kentinin, Atatürk kentinin, İlk Adım kentinin gerçekten güzellikleri, güzel yönleri de var. Bölgemizde en çok rantı yüksek olan şehir Samsun. Şu an Samsun'la bizle yarışacak bizim bölgemizde şehir yok. Yani şehirlerin isimlerini saymayayım burada da bizim çevremiz İç Anadolu'ya kadar Samsun'dan yarışacak ben şehir görmüyorum. Yani raylı sistemiyle ne bileyim kendi içindeki çelişkilerin olsun, parklarıyla olsun, yeşil alan, denizden, Samsun denizden bütünleşti. Samsun denize giremiyordu kokudan. Çok bilirsin Şakir bir fuarda düğünlerden, kokudan düğünlere gidemezdik. O zaman şöyle bağlayalım. Hem güzellikleri var, hem sorunları var. Tabii bunları tartışacağız. Hem güzellik çok Samsun'da, hem sorun çok. Size verelim mikrofonu. Buyurunuz. Öncelikle söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Buyurunuz. Ben Samsun Yeni Mahalle Otorodacı içerisinde hem esnaf olarak hem de 25 yıldır orada oturmakta olan bir kişi olarak konuştum. Hı hı. Sorunlarımız çok büyük. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Evet. Ama burada yapılan, kentsel dönüşüm adı altında yapılan ranta, peşkeşe, mağduriyete karşıyız. Biz burada senelerdir esnaflık yapıyoruz, oturuyoruz ailemizle. Bütün bir aileyiz otorodacılar çarşısı olarak. Burada bir gerilik yapılacaksa, bir oluşum olacaksa bunlardan en büyük nimetlerine faydalanacak olan kişiler de bizleriz. Burada buranın karnını senelerdir biz çektik. Lastik fabrikasının kokularını biz çektik, yağ kokularını biz çektik. Kendi işimiz gereği ailelerimiz çekti, çocuklarımız çekti. Biz burada büyüdük, burada doğduk, burada büyüdük, burada okuduk, buradan askere gittik. Burada şu anda esnaflık yapmaktayız. Evet. Bunca senedir bu karları çektiğimiz halde mağdur olmaktan çok üzüntü duyuyoruz. Yani bir yenilik yapılacaksa bunlar bizim lehimize yapılması gerekir. Yani bizim malımızı, mülkümüzü, tapulu yerlerimizi... Bu işin öznesi biziz diyorsunuz. Evet, bu işin öznesi biziz. Yani bir şekilde alarak, yani alarak başkalarına peşkeş çekilmesinden çok üzüntü duyuyoruz. Evet. Yani biz orada bir gecekondu değiliz. Gecekondu nedir? Gecekondu hiçbir hak sahibi olmadan bir hazine arazisine bir gecede, sahipleriyiz diyorsunuz, bir gecede konandır. Hı hı. Biz burada tapulu yerlerimiz senelerdir, 35 senedir Hurdacı Çarşısı olarak bilinen bir yer. Başkanımın da dediği gibi ilk kümeleşmiş, Türkiye'de ilk kümeleşmiş, kurulmuş Hurdacı Çarşısı. O yüzden yerel yönetim başkanımızın bir konuşması benim çok zoruma gitti. Orada yeni açılan bir hastanemizde açılış konuşmasında bizim otohurdacı çarşısı yeni mahalleyi göstererek işte buradaki biz gecekondu yapılaşmasını halledeceğiz, burayı temizleyeceğimiz demesi benim çok zoruma gitti. Çünkü biz oraya bir gecede konmadık. Ve en çok da zoruma giden başkanımızın yeni mahalleden çıkması. Yeni mahallede oturması. Daha bundan 4-5 sene önceye kadar yeni mahallede oturması, hala da evinin orada olması. Ama şimdi şöyle de anlaşılabilir mi bu konu? Biz bu gece konduları çözeceğiz sizin ifadenizde. Evet. Yani bir belediye başkanı şimdi. Efendim biz bu gece konduları çözeceğiz. Daha çağdaş yapılar
yerine koyacağız. Ama gecekondu denmesi yani yanlış değil mi? Efendim? Söylem yanlış, gecekondu söylemi. Ağır bir hitap. Yani bu alınganlık var diyorsunuz. Yani eğer biz bir gecede konduysak kendi evinin ama bulunduğu yerde bir gecede konmuştur. Yani siz diyorsunuz ki biz bir gecede konmadık. Yarım asırdır buradayız aynen diyorsunuz. Aynen öyle, yarım asırdır buradayız. Bunda buradaki yapılan faaliyetlerden de en çok yararlanması gerekenler de bizleriz diyorum. Evet, peki. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen arkadaki vatandaşımıza sözü verelim. Ama önce sizi bir tanıyalım bakalım biz. Müslüm Ramazan Coşkunlu, Kumru'dan. Evet. Kumru. Ramazan Bey, sorun nedir şimdi? Anlatın bakalım. Sorun? Yalnız kişileri karalamadan, bak onu söyleyeyim. Ha, yani tamam, karalamamış. Kişi ismi vermeden istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Buyurun. Ya bizi aynı komşuyuz bunlarla biz hep. Hı hı. Şu beyefendinin aşağı yukarı 200 metre benim aram evine. Yani ben şimdi konuşmama bir dakika lütfen. Bir açıklama yapayım da ben hep izleyicilerimize de paylaşayım. Kişileri karalamadan derken ben 20 seneden bu tarafa televizyon programları yapıyorum. Belki Samsun'un en eski bu alandaki kişisi benim. Çok şeylerle karşılaştım ben. Kişiler iyi niyetli olabiliyor ama o yayının canlı yayının heyecanıyla hiç söylenmemesi gereken şeyleri de söylüyor. Onun için ben bir uyarma gereği duydum. Yoksa siz eleştirilerinizde serbestsiniz. Tekrar ediyorum. Kişilik haklarına saldırmamak kaydıyla. Evet, dinleyelim. Yine ben saldırmıyorum efendim. Buyurunuz. Şimdi ben vatandaş konuşsun, buyurun. Yeni mahallede oturuyorum. Evet. Evime bu sene sel bastı. Haylan taklalar kırıp döşemenin üzerinde, halıların üzerinde duruyorum. Halı kalmadı, yeniden komşularına verdi. Sel basan bir evlerden adamı, misiniz evinizde? Elbet canım, evin üstüne zor kaçtı. Evet, dinliyoruz sizi. Oluyorduk. Sizi dinliyoruz. Hiç gelip de bir yetkili bize geçmiş olsun diye. Mikrofonu yaklaştırın. Heh. Mikrofonu, evet. Gelip de bir yetkili geçmiş olsun demedi bize. Demedi. Ben buralara temizlik yapmam diyor adam. Barbar bağırıyor yani. Ne diyor burada efendim? Ben buralara temizlik yapmam diyormuş. Hurdacılar oy vermiyor ona. Buralara temizlik yapmıyor. Evet. Bir de şimdi evimin önünde bir ev yıkıldı. Astım bronşit var bende. Ben mikrofonu yaklaştırın efendim. Mikrofonu. Makine tutuyorum evde, makine. Evin önünde bir hurda şey var. Ev yıkıldı. Burada iki ev kaldık biz. Gerisini yıktılar, iki ev kaldık. Gelsinler, onlar da alsınlar. Biz nedir bu kadar bu çekiyoruz? Bu kadar da bu vatandaşı böyle kör görmesinler yani. Astım bronşit var. Evde ölüyorum, çatlıyorum. Taklalarım hep kırık döşemeler. Mikrofonu yaklaştırın. Kiriye gitsem kira veremiyorum. Ne yapalım şimdi? Neye dayanalım? Çözüm diyorsunuz öyle mi? Çözüm mü? Evet, çözüm. Ya o adamların evlerini yıkmasalardı biz bu kadar toz içinde kalmıyorduk ya. Onları yıktılar, bizi yıkmıyorlar. Kaldık toz içinde. Evet. Sel bastıktan göbeğimize çıktı evin içinde su. Evet. Ya. Biz de şimdi size... Bir yılcık gelip de bir geçmiş olsun, bir yetkili bize bir geçmiş olsun demedi. Evet, biz de vatandaşın bu duygularına aracı oluyoruz. Bu çok önemli bir sorundan bahsediyor. Sana evet. Ne diyorum? Bir yılcık gel taksi tutayım sakin, gel burada adam durmaz dersin bana. Dersin, duramıyoruz. Akşama kadar bu hanımın elinde süpürge, akşama kadar süpürge, su, devamlı yıkıyor içeri dışarıyı. Evet. Ne olacak bizim halimiz? Bizim halimiz ne olacak? Hep mi bırakalım gidelim? Yoksa evin üstüne bir kat daha mı yapayım? Öyle ya. Yıkmayacak bir kat daha yapayım. Benim evim 3 kat çekiyor. O zaman bilmiyorum yani. Muhtar bir dakika. Bayana da söz verelim. Bayana. Ben bir de şunu diyeyim. Evet. Başkanım özür dilerim. Temin dedi ki arkadaş balikçiyalar dedi. Benim evimde buradan senin evin kadar cüger. 2 kat. Gece sabahlara kadar balı içmek, affedersin karı getirmek, bunlar hepsi başımızdaki. Evet, peki hemen mikrofonu verelim. Teşekkür ederim. Sizi dinliyoruz, buyurun. Dinleyin bakalım, inşallah dinlenir sözümüz. Biz mağdur olduk bu Kevser dönüşten, takıldılar, kaldılar, yıkılanlar yıkıldı, bize gelince takıldı. Yani siz şimdi yöneticilerden, yetkililerden, bakandan, müsteşardan çözüm istiyorsunuz. Buyurun. Bozuldu. Sokaklarımız desen öyle, kapıya çıkamıyoruz. Bu adam Aslım hastası. Efendim bir dakika. Eşim Aslım hastası.
Evde makine kullanıyor. Ondan sonra ben de sen zaten benim de psikolojim bozuldu. Ondan sonra tiroid hastasıyım, mide hastasıyım. Kendimi şey yapmayayım da bu kendisi hastanelerden geri gelemiyoruz. Evet. Ondan sonra biz de takıldı kaldı bize gelince bekliyoruz. Yapmayı yapamıyoruz. Tamir yapsak yapamıyoruz. Sel girdi eve. Selden koptu tahtalar, kırıldı takır takır. Ondan sonra yapalım desek yıkılacaktın yapamıyor. Bir çözüm nasıl olacaksa bize bir çözüm, bir yol gösterse yetkililerden çözüm mü istiyorsun? Yani evet. Komşular peki. Da öyle, bütün komşularımız da bir, herkes bir kendine bir rahatına bir erse azıcık bir, biz bile bir gün görsek. Ondan sonra ne bileyim nasıl olacak? Buyurunuz. Annemiz der ki yani bir an önce bu çözüme kavuşsun der. Evet. Bak inan ki burada, bak bu burada mahalleli gelse yani inan ki otobüslerine dolup ya başbakanla ya işte kentsel daire başkanlığı önüne gidecek de eylem yapacaklar ya. Bak bir avuç insanlar eylem yapıyor, onların sorunlarına çözüm oluyor. Muhtar yani, peki siz kimlerle ve nasıl bir şeyde oldunuz yani ya, diyalog içerisinde oldunuz? Nerelere başvurdunuz? Ya şimdi buradaki vekillere uğraşıyoruz. Sorayım ben. Vekillere uğraşıyoruz, uğraşmaya çalışıyoruz. Evet. Yani burada il başkanımız var, il başkanı görüştük, olacak, edecek, çevre ve şehir bakanlığa devredildi. Hı-hı. Ya bu hep senaryo, bundan 5-6 ay önce temel atma diye bir tören yapıldı. Ne temel atması efendim? Yıkım yapıldı. Yani toz, toprak, insanlar yıkılıyormuş, ediliyormuş, kimse görmüyor. Kimse, yani Samsun merkezinde olan bir yerde insanlar, ya yani kör mü yaşıyorlar anlamıyorum arkadaşlar. Ya hiçbir vekillerimiz, Allah razı olsun, görmüyorlar bu insanları ya. Ya vekillerimiz değil mi vekil? Ki vekil nedir yani vekil? Bu insanların vekilleri değil mi? Bu insanlar dinleyen yok. Çevre ve Şehir Bakanımdan rica ediyorum bizi duysun Allah razı için yani. Bağlansın telefona cevap mı? Ya ona ulaşılamıyor demek bu vekillerimiz. Artık ya buna çekiniyor mu ne yapayım bilmiyorum yani. Bu vatandaş, bu bakan da bu. Çevre Şehir Bakanı. Yani bu konuyu bu gelsin kardeşim bu insanların çözün. Bir an önce çözsün istiyor bu insanlar artık. Ya yıldırma taktiği yapıldı burada. İnsanlar artık bezdirdiler. İnsanlar elinde almak istiyor. Aldılar da zaten. Ya artık hani insanlar yani bu insan ağlayarak geri veriyor artık. Ne yaparsa yapsınlar. Alsın demek istiyor. Görüyorsun. Evet. Annemiz burada. Hani Hacı amca burada. Toz toprağın içinde. Allah razı olsun ya. Öyle bir lüzum. Ya gece kondu değil burası ya. Samsun'un en merkezi yeri. Yani burayı parayla satın alamazsın yani. Gerçekten böyle bir yer ya. Evet. Teşekkür ederim. Öyle oldu, bizim kıymetli evimiz, yerimiz işte 55 metre yerimiz kalmış ondan sonra bizim. Evet, buyurunuz, buyurun. Sanayi esnaflarından, yeni mahalle esnaflarından hem ayrı zamanda da orada oturmaktayım, yaşamaktayım. Selden dolayısıyla altyapı çalışması yaptılar. Muhtarım da bilir. Belki günde 5 sefer arıyorum onu. Altyapıyı yaptılar, yalnız asfaltlama hiç yapmadılar. Şu anda kışın çamurdan geçemiyorduk. Şimdi de tozdan çoluk çocuk hep hasta oluyor. İnan ki sağlıkları bozuldu. Yani diyeceğim bu kadar. Yetkililere sesleniyorum. Evet, sizi... Buyurun efendim. Tanıyalım sizi yalnız, tanıyalım. Ben mikrofonu yaklaştırır mısınız? Sanayi esnaflarından yine Cavit Yıldız. Bana söz... Buyurunuz efendim. 1978'de 3. kısım Hurdacılar Çarşısı'nın 23 tane dükkanı ben yaptırdım. Kooperatif başkanıydım. Hı hı. Çok sorunlar var ama ben aslanlıyım. Başınızı mikrofonu yaklaştırın ha, o şekilde. Evet. 78'de kooperatif başkanlığı yaptım. 23 tane dükkan. Bunun rahmetli babasından sonra ben oranın kooperatif bu büyük kurulu. Yani oraların emektarısınız siz. 3. kısmı ben yaptım. Arkadaşlarımı dağıttım. Çok buyurun. Büyük çileyle beraber oraları yaptım. Ramazan Bey de orada konuşur. Neyi bilir? Biz oranın tabularını dağıtırken Şakir Bey 120'şer metrekare tabu verdik herkese. Hı hı. Oradan imar geçmiş. Yollarını biz verdik. Elektriğini Vehbi Gül sağ olsun. O getirdi yaptı. O zaman tek belediyedeydi. Yollarını yaptı. Altı yapısını yaptı hepsini. Temiz girdik oraya. Ama Allah razı olsun. Ondan sonra gelen reisler oranın ne alt yapısına baktılar, ne üst yapısına. Ancak dediler ki yeniden bir imar yapalım, 10'er metre daha alalım, 5'er metre alalım. Bizim anladığım 120 metre yeri, şükür olsun ki 60 metreyi bıraktılar. 60'er metre şimdi tabu var ellerimizde. En yükseği 78 metre. Gidelim bakalım yarın. Bir tane 23 metrede yani 23 tane dükkanın hesabını veriyorum sana. Bir tanesinin tuvaleti yok. Tuvalet var, altyapısı yok.
Peki imar ettiğin bir yer, satışa çıkardığın bir yerin nasıl sahibi oluyorsun da bu esnafı buradan dışarı töküyorsun? Tuvaleti yok, suyu yok, elektriği yok, yolu yok, bir şeysi yok. Bu adamın karşısında nasıl çıktın, dedin ki arkadaş ben burayı imar ediyorum, TOKİ'ye veriyorum. Ben bir vatandaş olarak şahsen utanırım bir vatandaşın karşısında böyle çıkma. Onu ben bilemiyorum daha başkanız bundan sonrası. Evet. Saygılar mı sunuyorum? Evet. Buyurun. İyi akşamlar. İsmim Ramazan Can. Ben de Yeni Mahalle sakiniyim. Ben şunu söylemek istiyorum. Şu anda bizim orada can güvenliğimiz sıfır. Can güvenliğimiz yok. Biz evimizde dururken evimizi soymaya geliyorlar. Bu kadar kötü. Hem de en merkezi yer olan Kefeli Park'ın karşısında bizim evimiz. Yol üstünde. Bunun yanında buradan başkanıma sesleniyorum. Başkanım iyi güzel yaptınız. Her tarafı imar alanı. Ondan sonra kendi oturduğunuz evinizin olduğu çevre. Benim okuduğum ilkokul, Fatih İlkokulu. Ne oldu da yıkıldı? Bir anda başka yerlere dağıtıldı öğrenciler. Yani okulun temeli mi depremde sallandı? Su mu bastı okulu? Hiç böyle bir şey yok. Okulun olduğu alan, şu anda ben gidiyorum. TOKİ'deki projeye bakıyorum. Özel imar alanı. Ben özel imar alanı diye hiçbir şey duymadım bugüne kadar. Ben sadece şu anki TOKİ ile beraber ondan yaptıkları, yani belediyenin yaptığı imar alanını gördüm. Teşekkür ederim. Evet, şimdi ben şunu da ifade etme ihtiyacı duyuyorum. Birinci bölümde de söyledim, tekrar söylemekte yarar var. Tabii vatandaş buraya sıkıntılarını anlatmak için geldi. Eleştirilerini ifade etmek için geldi. Beklentileri var. Daha iyi yaşayacak, yol istiyor. Belki geleceğini, planlanmasını istiyor. Yani bir an önce ne olacaksa olsun, satılacaksa satılsın ya da biz önümüzü görelim diyor. Bu saygıya değer bizim açımızdan ifadeler, konuşmalar. Ama karşıda olan bir eleştiri getirilen de bir kurum var. Nedir? İşte Canik Belediyesi'dir. Ben buradan bizim yayıncılık anlayışımızı sizinle de paylaşmıştım. İzleyicilerimize de tekrar paylaşma ihtiyacı duyuyorum ben. Biz cevap haklarına da açık bir televizyonuz. Hem vatandaşlarımızın eleştirilerine açığız, onların dertlerine açığız, sıkıntılarına açığız, problemlerine açığız. Günlük yaşamda karşılaştıkları her türlü sıkıntıya açığız. Onlara mikrofonlarımızı uzatıyoruz, müdahale etmiyoruz. Ama biz eleştirilen kurumların cevap haklarına da açığız. Bunu buradan ifade etmekte yarar görüyorum. Efendim buyurun. Tabii buyurun. KŞK mahalle muhtarıma da sesleniyorum. Sayın Ali Bey, mahallesindeki parkların şu anda neden park olarak değil de bina olarak olduğunu belediye başkanımıza mutlaka sormuştur. Onlara da yanıtlamalarını istiyorum. Valla şimdi onu, yani o muhtar keşke madem öyle o muhtarı da getirseydiniz buraya. Buyurun efendim. Buyurun. Ben de buranın bir an önce çözülmesini istiyorum. Hı hı. Yani evlerin çoğunu yıktılar, bizim evler kaldı orada bir sıra. Hiçbir tane can güvenliğimiz yok. Yani ne olacağıza bir an önce olsun, onu istiyorum ben. Bunu istiyorsunuz. Çok mağduruz yani. Hani evet. Hırsızından, sarhoşundan vallahi duramıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Her gün muhtarı rahatsız ediyorum. Kendisi de orada. Şimdi efendim, ben evde otururken evde otururken vallahi de hem billahi evi soydular. Altında şeyim vardı. Ardiye evi olarak, mi soydular? Ardiye olarak kullanıyordum orayı. Evde otururken evler altında gittiler. Ne var peki? Şakir Bey, ben bir toparlamak istiyorum. Teşekkür belki ederim. Arkadaşlarımı da dinledim. Eğer müsaade ederseniz. Buyurun efendim. Genelde ki gördüğünüz belki viyadik konusuna da giremeyeceğiz. Belki o güzel şeyler de yapıldı. Yani, tabii güzel şeyler de ama biraz vaktimiz... Şimdi güzel şeylere efendim, gelince ben size söz vereceğim izin verirseniz.
Biz Samsun'daki Merkez Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı'nın ricası üzerine bu tür programları koyduk. Dedi ki bizim sesimiz de duyulsun televizyondan. Biz çok değerli bulduk bu şeyi, öneriyi. Yalnız ben kendisine şunu da ifade etmek durumundayım. Samsun'un bu yönlerini anlatırken bizi Paris'ten de izleyen var. Londra'dan da izleyen var. Münih'ten de izleyen var. Edirne'den de izleyen var. Eskişehir'den de, Elazığ'dan da. Samsun'u sadece bu, işte Samsun bu diye ortaya koyarsak, ya ben yaşadığımız kent olarak yani üzüntü duyarım bundan. Bunlar evet gerçek ama Samsun'un güzelliklerini de bak, o da görev size düşüyor. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. Yani niye bir ilktir biliyor musun? Evet. Sayın Başkanım bu kadar... Ben bunu söylerken o yönetici, bu yönetici alkış vesaire falan filan hiç öyle bir şey söylemiyorum ben. Türkiye... O onların sorunu. Ama bizim televizyonumuz Samsun'un dünyaya açılan penceresi. Evet. Bu pencereden de çok olumsuz bir tablo. Tamam, efendim, siz tabii bak, gerçeği bir şey tarif yaptınız, ediyorsunuz. Şakir, arabaya ben de araya gireceğim. Lütfen siz biraz müsterî olun. Bu kadar yani şey yapmayın. Tabii ki Türkiye ve dünya izliyor. Bundan da gurur duyuyorum. Ben şunu söylüyorum. Şimdi beyefendi ben şunu, Şakir Bey şunu söylüyorum. Bak lütfen ama şunu söyleyeyim. Yok. Bir dakika izin verir misin? Şurada anlaşalım sizinle. Ben sizin eleştirilerinizi, sözünüzü kesmiyorum. Yani bunları, bu eleştirileri söylerken bizi dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar izliyorlar. Yani Samsun'u böyle bir şeyle ortaya koyarsak belki bizim yayıncılık anlayışımıza da çok uygun düşmeyecek. Hayır efendim hiç de olmaz. Güzel yönlerini de ortaya koyalım. Hayır efendim hiç de öyle olmaz. Bak ne kadar güzel kamulaştırmayı anlattık efendim. Ne kadar güzel sorunlarımızı anlattık. Hiç de bundan, bakın diyecekler şu televizyona ne güzel geldi mahalleliği çağırdı etti. Belki sizin sayenizde dikkate alacaklar bizi. Bakın ben bir şey söylüyorum buradan. Buyurun. Bütün o kamulaştırma ile alakalı kamulaştırma daire başkanlığı, toplu konut idaresi, siyasiler ve özellikle de Canik Belediye'miz. Hiç sorun yok. Biz onlarla yarın yine konuşacağız. Yine müzakere ediyoruz. Önceden biz karşıya getirilmemin sebebi şunu söylüyorum. Avukatı değilim beyefendi. Efendim ben şunu söylüyorum. Şakir ben şunu söylüyorum. Biz artık sorunlar ortada. Bunu belediyemizde biliyoruz. Biz muhtarımıza, başkanımıza gittik. Şunu dedik. Başkanım biz artık sorunlarımız ortak. Başkanımız da aynı şeyi söylüyor. Biz de al yanına gidelim Ankara'ya. Ne yapmamız gerekiyorsa hep beraber yapalım. Evet. Biz artık aynı tavanın balıyız. Aynı düşünüyoruz. Başkanımız da artık böyle düşünüyor. O da bizim gibi düşünüyor. Biz şimdi geçmişte yaşadığımız sorunları anlattık. Olması gerekenleri de söyledik. Evet. Çözümümüz de var cebimizde. Sadece bu sıkıntımızı biraz daha çabuk çözmek istiyoruz. Hı. Mevcut yasalarla çözülmesi noktasındaki süreç en az 1,5 yıl. Benim buradaki teyzem, abilerim az önce anlattılar. İşte yıkılan yerler efendim toz, toprak, mezberilik oluyor. Kimi yerler yarım yıkılıyor. Burada tinerci ve bir takım başka bölgelerden gelen insanlarla doluyor. Bizim şeyimiz bu. Yani bunları önleyelim. Bir an önce bu kamulaştırmayı hep beraber çözelim. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Ve karamsar bir havamız da yok. Uydudan bu bölgemiz izleniyor. Çok büyük bir yatırımcılar geliyor. Burası Samsun'un en güzel yerleşim alanları olacak. Bunun devamında eski statımız olduğu alan kamulaştırılıyor. Efendim satışa çıkıyor. Gülsel sanayi ile alakalı planlamalar var. Eski sanayiyi daha nasıl güzelleştiririz? Biz bunları da çalışıyoruz efendim. Programımızın süresi kısıtlı olduğu için ben bunlara değinmek istemiyorum. Evet. Tabii ki bölgemizde güzel şeyler de yapıyor. Canik'te olmaz mı? Çok da güzel şeyler oluyor. Biz meşe tesislerine çıkıp da yukarıdan baktığımız zaman belki bizim bölgemiz gecekondu bölgesi değil ama gecekondu olan bölgeler de var. Evet, onları da kamulaştırmayla çözelim. Biz de onlara bu iş sıkıntıları yaşamış birisi olarak katkı sağlayalım. Diyorum ben muhtarıma sözü bırakıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Yani şimdi ben tabii sizinle şurada anlaşabilmeliyim ben Sayın Başkan. Siz bu içinde bulunduğunuz sorunlara ben hiç müdahale etmiyorum. Söyleyin, anlatın, yetkililere dertlerinizi anlatın. Ama bu akşam biz bu yayının çerçevesini sadece bu yeni mahallenin sorunlarıyla çerçevelendirirsek, Samsun'un çok olumsuz bir yönünü ama yaşanan gerçek bir yönünü izleyicilere ulaştırmış oluruz. Bu Almanya'da olur, İngiltere'de olur, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde olur. Bunları anlatalım. Ama Samsun sadece bu değil.
Hani biz bu kentte yaşıyoruz. Bu kentin güzellikleri de var. Yani o bu kentin güzelliklerini, Atakum'da çok güzellikleri var. İlk adımda var. Efendim bir dakika lütfen. Ya, lütfen. Ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ben yani siz yeni mahallenin sorunlarını anlatmayın diye benim ağzımdan bir şey çıkıyor mu? Çok ama güzel de anlattın. Yani programa girdik. Baliciler, hırsızlar, işte başka şeyler. Bunlara ben müdahale etmiyorum. Bu bir gerçek. Yaşıyorsunuz bu gerçekleri, yaşıyorsunuz. Ama Samsun sadece bu değil. Benim kaygım hem yurt dışından izleyenlere bizi, hem ülkemizden izleyenlere bu böyle bir sıkıntı var mı? Sizin yaşadığınız, evet doğru söylüyor, var. Ama Samsun'un bir başka güzel yönleri de var. Yani ben buradan duygularımı da ifade etme ihtiyacı duyuyorum. İki yönünü birden ifade etme ihtiyacı duyuyorum. Buyurun Muhtar. Şimdi bu da bunları da konuş. Biz şimdi hakikaten ben az önce Sayın Başkanım'a bıraktım. Türkiye'nin bir ilkidir. Sayın Belediye Başkanımız burada kapısı bile yoktur. Ben belediyesine gittim. Ya ben belediye başkanı methetme, boş ver. Yok yok. Ha. Ben bile kendi mahallemdeki bazı ufak tefek şeyleri buradan beraber çözdüm. Ben şimdi hiç olmayan, bu sahillerde olmayan bir su kayağı parkımız var. Hemen Canik kentimizin ön tarafında. Ben bu kısmın, yani şurada Yeşilova, Kazi, Yeni Mahalle, soğuk su olarak bence 50 yılı planlanıyor. Yani 50 yılı planlanıyor ki çok örnek bir şehir olacak. Yani 2023 vizyonunda geçecek. Çünkü burada yapılan kentsel dönüşüm ve şehirleşme, tüm yeşil alanlarla, parklarla beraber son yani 50 yıla hizmet edecek. 50 yıl sonra sorunlar tartışacak. Ama şu bence tar çerçevede kaldı bu sorunlar. Bunlar da inşallah ben inanıyorum toplu konutla beraber belediye başkanımız çözeceklerdir bunu. Kendilerinin arasındaki sorunları çözeceklerdir. Ve bu bölgenin şimdiki biçilen rakamların 5 misli 10 misline çıkacaktır. Çünkü korkunç bir düz alan istediği gibi onu bir şey el işi gibi işleyeceklerdir. Belki aralarındaki sorunları vardır. Bu tartışılır. Canik arka taraftan başlayan, yani evet, Kutlu kentten olan sınırdan başlayan korkunç, bana göre korkunç yani. Çünkü öncesini bildiğimiz için korkunç bir kentleşme yaşıyor. Yani bizim Petrofisi dolum tesislerinden başlayan oradaki konut alanlarını, ama ben bu Canik'e çok büyük güzellik katacak olan çevre kurumumuz keşke arkadan geçseydi ki Canik hem deniz hem de arkasından bütünleşmiş olacaktı. Evet. Ve Canik'e korkunç bir güzellik katacaktı. Burada diğer mikrofonu alalım. Evet, buyurun. Buradaki sıkıntılar ortaklaşa. Buradaki sıkıntılar ne? Buradaki sıkıntıları yaşayacak olan insanlar hemen kentsel dönüşüm yapıldı. Evler taşınabilirdi Şakir Bey. Yani oradaki insanlar geçici olarak şey yapabilir oraya, istihdam edebilir. Der ki arkadaş senin yerini ben yıkacağım. Mahkemen devam etsin. Hakların da baki kalsın. Buradaki halk çok öyle afak 10 bin 20 binler değildir. Belki de rakamlar çok, Sayın Başkanım kaçtır. Yani orada hemen Hurdacılar Sitesi üstüne oturanlar çok konut şey dediler. Bunlar çözülebilirdi. Sıkıntı, genel sıkıntımız Şakir Bey, yani ciddiye alınıp da en temeldeki muhtar, ya bunu alalım karşımıza. Çünkü burada tamam Şakir Bey inatçıdır, sorunu çözülmez. Orada konu, ama muhtar onu yumuşatır, bilir onun yumuşak tarafını. Çözer, bizi oradaki şeyleri almama sorunu çözemiyor. Böyle kentsel dönüşüm, şimdi sanayileşmelerimiz başlıyor Tekeköy tarafında. Derecik, Toybelen o taraflarda sanayileşme. Yine orada da aynı şey sıkıntı yine başlayacak. Hı. Ya oradaki insanlar alınmasanın etrafına. Şimdi Türkiye'de başka bir değişik konuyla mı bağlaştıracağım burayı yanlış anlamayın. Bir akil adamlar kuruldu. Ya bu Samsun'da akil adamlar olmaz mı? Valisi, belediye başkanı, bürokrasisi, muhtarı, sivil toplum örgütleri, ne bileyim avukatlar, barolar birliği. Bunlar olmaz mı Samsun'un ortak sorunu? Bunlar sorunu çözemezler mi? Biz mahkemelerde niye sürünüyoruz? Niye Ankara'ya git gel, esnaf arkadaşımın dünya kadar sıkıntısı var. Oradaki esnaf arkadaşlarım, ben inanıyorum, ne sigorta ne de vergi borçları vardır. Vatandaşlar devlete karşı da son derece dürüsttürler. Evet. Bu sorunu çözelim Samsun'a. Yani bunu gündeme de taşıyıp da Samsun'un öbür yüzünü gösterelim. Samsun'un çok güzel yüzleri var. Demin söylediğiniz gibi müthiş bir şey, şu anki Yelken Barat Kulübiyet'ten başlayan çok güzel bir şeyimiz yapıldı orada. Yelken Kulübümüze ait siteler yapıldı. Sahil 5 yıldızlı oluyor. Ya Atakum muhteşem. Canik'in çok güzel yönleri var. İlk adımda çok güzel yönler var. Ama karşımızda büyük bir mağduriyet içerisinde olan insanlar da var. Haksızlığa uğramış insanlar da var. Yani ben programımızda iki öbür yüzünü de ihmal etmeyelim. Evet. Sizi üzmek istemem. Ama benim ifade... Başkan, benim ifade etmek istediğim bu. Yani bizi herkes izliyor. Biz şimdi Samsun'da, Samsun'da şunu söyleyeyim. Samsun'da çok büyük bir eksiklik vardı. Hı-hı. Ben 54 yaşındayım. Emin olun 3 aydan beri çalışıyoruz. Samsun Mehteran'ı kurduk.
Yani Mehtar'ın takımı Samsun'da yoktu. Evet. Niye bir güzellik katalım Samsun'a? 54 yaşında düşün biz davul çalmaya çalıştık. Şevgenleri sallamaya çalıştık ve hakikaten katalog çekimlerimizi aldık. Önümüzdeki hafta pazar günü de Çanak Kültür Merkezi'nde Mehtaran gösterimiz var. Arkadaşlarımız diyor ki ya bu yaştan sonra başka işiniz mi yok? Ya Samsun'a bir güzellik katalım. Amasya'dan Mehter takımı çağırıyoruz Sinop'tan sonra. Bunu biz içimiz oluşturalım. Evet. Gençleri de buna örnek alalım. Hem tarihi yaşatalım bu şeyden beraber hem de bir güzellik katmış olalım. Bu konuda ben yeni mahalledeki sorunları hem tartıştık. Biraz şeyin üzerine tuz biber ektik, belki sıkıntıları paylaştık ama arkadaşlar çok iyi bir tanıdım ve sunum yaptılar diye düşüncesindeyim ben. İnşallah bir dahaki programda biz öbür programda daha sıkıntı mahallelerimizi tartışırız. Ya şimdi efendim şunu da ifade etmekte yarar var. Bak vatandaş mikrofonu istiyor. Bu vatandaş için, arkadaki vatandaş için en önemli şey bir an önce kendi sorununu çözümlemesi. Evet. Atakum'daki sahilin çok güzel yapılması, ilk adımda çok güzel şeylerin yapılması, Canik'te çok güzel şeylerin yapılması vatandaşın gündeminde yok. Var da belki ama birinci gündemi ben sizi anlıyorum ve saygı duyuyorum. Birinci gündemi önce kendi sorunu çünkü sağlık sorunlarım var diyor. Tabii buna aslında kapalı değiliz burada. Bakın tekrar söz verelim kendisine buyurun. Tamam. Ama bak şey yok. Yok. Yani yok. Tamam. Zaten muhtarın notu verdi var. Yoksa burası yıkıldıydı bu gece. Efendim? Muhtar notayı verdi. Yok yani tabii eleştirilerinizi istediğiniz yok. Gibi yapın da şimdi şey, usule başkanım, uygun. Usule hastane uygun. Var bizim hemen evimizin önünde. Evet. O hastaneye çıkıyorum ikinci katına, üçüncü katına, dördüncü katına. Oradan beri benim evime doğru bakarken ben bile iğreniyorum yani. İnan ki böyle. Arası 100 metre mesafe. Heh, 100 metre arası. Evet. Buraya gelen herkes, demin arkadaşlar dedi, dünyadan adamlar geliyor buraya. Amasya'dan, Merzufun'dan, Tokat'tan. Hep bunları görüyorlar burada. Bunlar görüyorlar da. Bu bizim başımızda akıllar niye görmüyor bunlar? İşte duysunlar o zaman burada. Niye görmüyorlar da? Bu gelip de bir vatandaşa ne yapıyorsun burada diye niye sormuyorlar? Neyse. Hayırlı akşamlar. Peki. Evet, muhtar buyur. Teşekkür ederim. Şakir Bey. Gerçekten yani Atakum olsun, Samsun, Atakum, Canik ilk adım. Tekiyor hepsi bizim. Samsun gerçekten yani 10 yıl içerisinde diyebilirim yani fevkalade çoğu illerden önde bir ön planda. Yani bizler gerçekten bunları yadırgamıyoruz. Tabii ki güzelliklerini anlatıyoruz biz. Sorunları eleştiriyoruz efendim. Eleştiri yapmazsak bu sorunlar yerinde kalıyor efendim yani. Biz şimdi diyoruz ki efendim bak bizim sorunlar burada şimdi bizim alanımızda, evet. Kendi alanımızda. Sayın Başkanımıza yani saatler yetmez efendim. Siz bu programı sabah kadar yapsanız doymaz yani. Şimdi bizim bu alanda efendim rantabul o kadar büyük ki parselleniyor efendim parselleniyor. Kimlerle gideceksin? Bu insanlar belli insanlar kardeşim. Onlarla beraber bizim koskocaman Canik ilçesinde bir kaymakamlık yerimiz yok ya. Arsamız vardı başka bir tarafa taşındı. Ne oldu efendim o arsanın olduğu yer? Sonradan o arsanın yeri tuttu, başka bir yere taşıldı. Efendim tuttu orası, başkasına satıldı. Satıldı şimdi devasa orada şimdi iş merkezi yükseliyor. Hemen Mikros'un bitişinde efendim. Ya ne oldu da burası? Kentsel dönüşüm alanı da birdenbire tuttu, başka bir yere satıldı efendim. Yani böyle bir durum içerisindeyiz efendim. Burada şimdi oradan tuttu, oradaki evet. insanı kentsel dönüşüm alanındaki yeri tutuyorsun efendim, diğer kentsel dönüşüm alanına taşıyorsun. Ya arkadaş bunu sormazlar mı? Yani bu kentsel dönüşüm alandaki yeri niye diğer kentsel dönüşüme taşıyorsun? Daha tut vatandaşın, aynı vatandaşın diğer yerde yine kentsel dönüşüm alandaki yeri diğer tarafa taşıyorsun. Kardeşim nedir yani bu burada bu oyun var mı yok mu? Sormazlar mı yani bu niye nedir bu yani bu? Yani bu hiç mi icat sorgulayacak insanlar yok bunlar yani? Evet. Efendim buyurun size bir şey, buyurun lütfen. Buyurun. Buyurunuz. Mikrofonu değiştirelim, buyurun. Gülsen sana alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. O da yeni mahalle sınırları için olması hasabıyla. İlk önce efendim Rönesans Alışveriş Merkezi açıldı. Burada bir trafik yoğunluğu var. Bu trafik yoğunluğundan dolayı biz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz olsun, biz oradaki esnaf sanatkarlar olsun, bir gözetleme yapıyoruz şu an. O yoğunluğu nasıl yavaşlatabiliriz evet. diye. Açılıştan dolayı, yeni bir merkez olmasından dolayı bu yoğunluğun bir süre devam edilebileceği, daha sonra daha sakinleşeceği, otoparkların yetmediğinden dolayı sanayilerin içine aşırı bir otopark sıkıntısı başladı. Bundan dolayı da oradaki esnaf da mağdur olmaya başladı.
Şimdi vatandaş arabasını çekiyor. Kimisi Doğu Park tarafına bırakıyor, geliyor. Bir trafik sorunu var orada. Onun için çalışmalar devam ediyor. İnşallah çözeriz. Efendim, Gülsan Sanayi Sitesi'yle de işte kaldırılacak mı, ne zaman kalkacak, nereye taşınacak sorunlarını biz esnaf sanatkar olarak masaya yatırdık. Demek ki muhtarımın dediği gibi akil adamlar denilen noktasında örnek sanayi, ilk adım sanayi başkanlarımız olsun. Yalnız akil adamlar mahkemelerin yerine geçemez, onu söyleyeyim ben size. Yok, biz sadece yani, efendim kendimizle yüzleşip öyle söyleyeyim. Kendi sorunlarımız. Yani kendi akil adamlar derken ben ülke genelindeki sorunu tartışmıyoruz biz burada. Yok. Ama biz Samsun'da kendi, sizin sorununuz varsa mahkemeye gidiyorsunuz tabii. Yok efendim, biz kendi sorunumuzu kendi aramızda. Yani yeni valideye Samsun'da olur efendim. Evet. Şimdi bu sorunları tartışıyoruz. İşte tartışırken çözüm de üretiyoruz. Ne yapabiliriz? Bu planlamaları biz artık 3 aydan beri yazmaya başladık. Artık kaleme alıyoruz, rapor diyoruz. Çünkü bir şey istediğiniz zaman sadece sorunla değil, çözümle de gideceksin. Aynı zamanda Canik'te biz meşe tesislerine çıktığımız zaman biz bunu da 5 tane şehir plancısı arkadaşımızla da çalışıyoruz. Bunu ücretsiz ve tamamıyla Samsun sevgisiyle yapıyorlar. Bu çalışma da var. Belediye başkanlarımıza bunu sunacağız. Nedir bu çalışma? Yukarıdan baktığımız zaman Gazi Osman Paşa Mahallesi'nden aşağıya soğuk su olsun. Bizim eski sanayi, yeni sanayi, şu anki kentsel dönüşüm olan alan, stadyumun olduğu alan bütünüyle ne yapılabilir? Yani yenilenme yapılacaksa parça parça değil, bütünüyle ele alınsın. Bunu Samsun olup da bu işe gönül vermiş 5 tane şehit plancı arkadaşım çalışıyor. Bu tamamıyla karşılıksız, yorumluyorlar. İnşallah bunu da önümüzdeki günlerde açıklayıp o başkanlarımızla paylaşıp planlamayı daha bir güzel, canik, daha bir güzel yerleşim alanları, ticaret alanları, yaşam alanları ortaya çıkacağına inanıyorum. Gülsan Sanayi Sitesi'yle alakalı efendim en az bir 5 yıl bir planlama sürecimiz var taşınma noktasında. Tamamıyla bu esnaf oradan taşınırken, başka bir yere giderken kesinlikle en az %70-%80 kendi sermayeleri yapmak durumunda bunlar. Bunları arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Sadece devlet kanalıyla bu işin olamayacağını, orada taşınırken kendi sermayemizi elimizi taşın altına koyup bu şekildeki bir planlamayla taşınabileceğimizi, yoksa devletten bir şeyler bekleyip de iş yeri sahibi olacağımızı beklenemez. Biz bunu gördük. Bir örneğini de ben yaşadım efendim. Mevcut hurdacılar sitesimizin yetmediğinden dolayı biz oradan taşınacağımız diye değil, 5 yıl önce Tekeköy'de 50 dönüm bir yer aldık. Yeni sitemizi kurduk. Esnafımızın bir kısmını taşıdık. Bir kısmını orada da taşıyacağız. İşte kümelenme, ortak çalışmanın bir ürünü. Evet, az önce de söyledin, Samsun'da hep güzel şeyler yok mu? Ben sadece yeni mahalle ölçeğinde tartışıldığı için o güzel şeylere değinmedim. Paylaşıyorum, ama evet doğru. Yoksa bugün ben, bakanımız buradaydı, Sayın Hisarcıklıoğlu buradaydı. Kayseri Samsun örneğini verdi. Samsun'u bir Kayseri'den dinlerken ben gurur duydum. Yani geldiler, Samsun'u gezdiler, gördüler. Her geldiklerinde Samsun'un değiştiğini, Samsun'da 5 yıldızlı bir kent olduğunu söylediler. İşte ulaşımıyla, ovalarıyla, deniz yolu, hava yolu, lojistik bir merkezleriyle. Bu da bize zevk veriyor. Yani şimdi, biz de bu şehirde yaşıyoruz ama başkan, ben efendim sadece bunun için bunlara değinmedim. Tabii ki bizi de Türkiye izliyor. Benim de açım daha farklı. Yani bakan şöyle demiş, böyle demişten ziyade. Yani bakan ne derse desin. Onun dediği de bizim için önemli. Niye efendim? Şu var. Sadece onun için oradaki gelen sanayici iş adamlarının ağzından da Samsun'u böyle duymak bize şey veriyor. Evet, yani, evet. O belki siyasi konuşabilir ama diğer örgütlerle de, onlarla da bir araya geldik. Evet. Ben az önce de söylediğim gibi işte sadece konu muhtarım yeni mahalle dediği için ben dışarıya çıkmadım. Yoksa başka bir programlarda Samsun'u bütünle konuşacaksak tabii karamsal olmayalım. Şimdi şöyle, yani ben de duygularım biraz önce de sizinle paylaştık programı bitirirken. Yani orta noktaları bulalım. Biz bu sorunlarınızı anlattınız, dinledik. Ama Samsun'un hem kültürü, hem turizmi, hem tarihi dokusu itibarıyla bizim kentimizi, ismini bilenler, ayrıntısını bilmeyenler, ortaya çıkan tablo
sadece Samsun izlemiyor, onu da ifade etmiştim. Yani çok karamsar bir tablo ama sizin yaşadıklarınız bir gerçek. Çözüm istiyorsunuz, haksızlığa uğradığınızı söylüyorsunuz. Bir an önce yetkililerden sorunuzun çözümlenmesini istiyorsunuz. Bu akşam bu nedenle buradasınız. Evet. Ama bizi sadece canikliler izlemiyor. İşte sizden ayrılmıyorum, yanmıyor. Bizi Avrupa'da da izliyor insanlar. Türkiye'den de izliyor. Çok karamsar bir ifadeye Samsun'un diğer yüzünde eklersek hiç olmazsa daha şey olur diye. Ben o açıdan müdahale ettim. Ya da duygularımı ifade ettim. Bilmem anlaşabiliyor muyuz? Evet. Anlaşılmayacak bir şey yok efendim. Hı. Sadece benim burada yine söylüyorum, hani yeni mahalle olunca o yüzden dediğiniz gibi önce sorunlar, hani evet, bir yerde sorun varken güzel şeyler akla gelmiyor yani. Çok doğru. Dolu dolu da geldi. Evet evet. Ben tekrar bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. İyi akşamlar. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Şakir Bey, biz tabii ilk yani yeni mahalleden başladık. Önümüzdeki inşallah programda da bu ilk adım da olabilir, Atakum da olabilir. Seçeceğimiz sorunları olan konuşabilecek. Yine o mahallede, şimdi burada muhtar arkadaşlara ben bir de çağrı da yapmış oluyorum. Hı hı, kendi mahallelerinde sporcu, yıldız sporcu olmuş, dernek başkanları, şairler, türkü yani sanatçılar olabilir, ressamlar olabilir. Bunları aynı bu şekilde yani 15 kişilik, 20 kişilik kadroyla biz Şakir Bey'le burada ağırlayacağımızın buradan sözünü veriyoruz. Mutlaka bize ulaşsınlar, bana ulaşsınlar. Yani biz program yapmak istiyoruz ama buna da hazırız desinler. Biz de o yönde çalışmalarımızı sürdürelim. Bu konularda da muhtar arkadaşlarımız da demesinler yani konu seçtiler, bazı yerlere yadırgıyorlar. Yok hayır, buraya Atakum'da muhtar da gelebilir, Tekigöy'lü muhtarlar gelebilir, İlgadım'da muhtarlar gelebilir. Hepsine buradan çağrı yapıyorum ben. Hepsi hazırlıklı ve donanımlı olsun. Buraya gelince sorunları tartışalım. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, şimdi tabii ben de size şöyle ifade edeyim sizin bu değerlendirmenizi. İnsanlar konuşacak, vatandaşlar. Atakum'daki gelecek kendi sorunlarını anlatacak. İlk adımdaki mahallelerden insan kareleri, insanlar konuşturacağız burada. Tabii zengin olursa çeşitli mesleklerden, sanatçısı, sporcusu, işte tiyatrocusu, onların bakışlarıyla mahalleleri, oradaki yaşamı ele alırsak daha zengin programlar ortaya çıkarmış oluruz. Bu bizim ilk programımız oldu. Ben katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Bir an önce sorunlarınızın çözülmesini dileriz. Bizim de bu sorunların çözümünde bir küçük katkımız olduysa ne mutlu bize. Ki mesajlarınız da umarım ilgili yerlere ulaşmıştır. Yani durum bu. Durum bu. Yankı yapacağını ben tahmin ediyorum. Yankı yapacağını. Mikrofon alır mısınız? İnşallah Şakir Bey, bir dahaki programlarda da siz de bu işin biraz da takipçisi olarak arkadaşlar ne durumdasınız, bir farkındalık oldu mu diye bu fırsatı bize verdiğiniz, bizi dinleyen yine incittiysek bazı kurumları, bazı şeyleri istemeden de olsa onlardan da özür dileyelim ama sıkıntılıyız, dertlerimiz bu. İnşallah beraber müzakere edebiliriz veya siz de onlara karşılaştığınız zaman tek taraflı bu sorunları iletebilirsiniz aracılığında, AKS kanal aracılığıyla. Ben bu fırsat verildiği için hatta esnaf ve sanatkarlara daha çok programlar verilirse, esnaf ve sanatkarın da sorunu var, aynı mahalle muhtarlarımız nasıl mahallelerini anlatıyorsa, evet, bu Tekeköy bölgesi olur, diğer bölgeler olur, Toybelen'de yeni bir sanat sitesi kurulma çalışmaları var. Bunlar anlatılabilir. Yeni kümeleşmeler var Samsun'da. Yeni kentsel dönüşüm alanları var. Hı-hı. Yeni yerleşim alanları, Atakum'un hali. Hepsi tabii Samsun'da yaşıyoruz. Bizim sorunlarımız. Evet. Bu güzellikleri de anlatalım. Sorunlarımızı da anlatalım. Yani şimdi şöyle bitirebilir miyiz? Buyurun. Samsun büyüyor. Samsun. Samsun büyüdükçe belki sorunları da büyüyor Samsun'un. Bir trafik sorunu da büyüyor. Değil mi? İşsizlik, evet, sorunu da var. Ama Samsun büyürken sanatsal faaliyetler de büyüyor Samsun'da, öyle değil mi? Kültürel etkinlikler de büyüyor. Yani büyümeyi bir taraftan çok yönlü bir büyüme içerisinde. Bakıyorsunuz işte gecekondularındaki sorunlar çok katlanıyor. Öbür taraftan
büyümeyi dediğim gibi kültüre sanata alırsak o da büyüyor. Yani çok yönlü bir gelişme içerisinde. Hem sorunları artıyor ama bunun yanında yapılan işler de var. Kültürüyle, sanatıyla. Güzel bir söz. Evet. Aklıma da kastedici evet, şeyle. Şöyle bitirelim. Yani Samsun'da yaşamak bence güzel. Ben öyle söylüyorum. Ben hani bu kenti, evet bu kenti yaşamak. Sürçülisan ellediysek kusurumuz affola. Hayır efendim, şimdi bunu da söylemeniz gereksiz. Yani tabii, hiç kimseden de af dilenecek gibi yok, bir durum söz konusu değil. Geldiniz, sorunlarınızı tabii anlattınız tartışın burada. Problemlerinizi anlattınız. Çözüm istediniz. Tabii. Öyle değil mi? Çözüm istiyorsunuz siz. Yani ortada bir sorun var. Şu an Şakir Bey, evet, insanlar da yeni mahallede oturan arkadaşlarımızın bugün Avrupa'da oturanları da vardır. Yurt içinde, şehirde onlar da bunu dinlediler. Onlar da hakikaten buradaki insanların boş durmadığını, bu işin peşinde koşuşturduğunu, bu program da o yüzden diyorum ses getirecek. Onun için bu sesi biz duyurduğumuz için hepsine teşekkür ediyorum. Evet, ben programı kapatırken katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar sorunlarınızı ilgililere ulaştırabildiysek ne mutlu bize. Önümüzdeki hafta ilçeler konuşuyorla devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Ben Aks Televizyonu yayın ekibi adına bizi hem Türkiye'den hem Avrupa'dan hem dünyanın çeşitli ülkelerden izleyen sevgili izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyoruz.